duruşma devam ederken buraya böyle giremezsiniz. Burası mahkeme. Lütfen dışarı çıkın ya da sessizce oturup kararın açıklanmasını bekleyin. Haklısınız. Ama benim de söyleyeceklerim çok önemli. Sayın hakim, Bulut'un amcası Deniz Kaya'nın tanık olarak dinlenmesini talep ediyoruz. Efendim, tanık listesinde ismi yok, kabul edemezsiniz. Daha önce böyle bir talepte bulunmamışsınız. Bu işlerin böyle yapılmadığını bilmiyor musunuz? Haklısınız Sayın Hakim. Ancak Deniz Kaya aileden biri. Ve iki tarafı da yakinen tanımakta. Davanın seyri açısından söyleyecekleri çok önemli olabilir. Ara veriyorum. Aradan sonra Deniz Kaya'yı tanık olarak dinleyeceğim. Gel. Deniz'cim, çok sevindim gelmeni. Tam zamanında yetiştim. Kayınço, hakikaten gelmen çok iyi oldu ya. Hakim de tam böyle kararsız kararsız konuşmaya başlamıştı. Şimdi sen geldin ya, bütün dengeler değişecek. Şöyle güzel bir konuşma yapsan, ha Deniz? Ya çocuk bizde kalsın oğlum, biz çok seviyoruz onu ya, çok alıştık. Aha, çıktılar, bak bak bak. Sence söyleyecek mi her şeyi? Geldiğine göre söylemeyi düşünüyor. Ama bana sorarsan hala emin değil. Büyük patron, gel gel. İyisin değil mi? Az kaldı şimdi bitecek. Doğru karar vermeye çalışıyorum. Deniz, lütfen her şeyi affetme. Bulut'un yeri bizim yanımız, doğru olan bu. Bundan pek emin değilim. Deniz, tek bir şey istiyorum senden. Ne karar vereceksen Bulut'u düşünerek ver. Aklında başka bir şey olmasın. Sen öyle mi yaptın? Yani bu anlaşmalı evliliği sırf Bulut'u düşünerek mi kabul ettin? Evet. Demet, bunlar ne konuşuyorlar? Ne bileyim Hakan. Allah verir de Deniz ters bir şey söylemesin. Sanmıyorum. Yapmaz öyle bir şey. Birazdan ikinci devre başlayacakmış. İkinci devre mi? Ya maç mı bu Fatoş? Neyin ikinci devresi ya? Ay bir yerde maç sayılır yani Manami. Bir tarafta Ferit'le Nazlı var, bir tarafta Hakan'la Demet var. Bakalım kim kazanacak? Hakem son düdüğü çarana kadar bekleyeceğiz demek ki. Aynen, bekleyeceğiz. Evet Deniz Kaya, burada Bulut Kaya'nın geleceğiyle ilgili çok önemli bir kararı vermeye çalışıyoruz. Sen neler söyleyeceksin? Hakim Bey, ben iki tarafı da çok yakından tanıyorum. Ablam Demet ve Hakan yıllar önce bir aşk evliliği yaptılar. Evet, her ilişkide olduğu gibi aralarında kötü günler de oldu. Ama Bulut için iyi bir anne baba olmaya çalışıyorlar. Yani Ferit Bey ile Nazlı Hanım'ın iyi bir ebeveyn olamayacağını mı düşünüyorsunuz? Bizim bilmediğimiz ama senin söylemek istediğin bir şey mi var? Tamam.
Nazlı ve Ferit'in Bulut için iyi bir anne baba olacağını düşünüyorum. Bulut'un Nazlı'ya olan sevgisini görmemek imkansız. Nazlı da ona annesinin eksikliğini hissettirmemeye çalışacaktır. Bence doğru olan bu. Bulut'un yeri Nazlı'nın yanı. Yerine geçebilirsin. Ferit Aslı'nın yaptığı itiraz neticesinde görülen davada Bulut Kaya'nın vesayetinin Ferit Aslan ve Nazmiye Pınar Aslan çiftine verilmesine karar verilmiştir. Deniz nereye gitti? Bilmiyorum, kalmak istemedi herhalde. Hayır, biz şimdi buraya senin evine mi gideceğiz? Evet dayıcığım, bizim eve gideceğiz. Yaşasın. Nerede? Sen de bizimle gelecek misin? Tabii ki geleceğim. Bundan sonra hep birlikte olacağız, seni hiç bırakmayacağız. Ben de sizi hiç bırakmayacağım. Büyük patron. Kendine dikkat et, tamam mı? Derslerini iyi çalış, özleyeceğiz seni. Yapıştır. Görüşürüz Alıcığım. Görüşürüz. Domates soslusu genelde çok beğeniliyor. Ama siz yine de bir bakın isterseniz. Teşekkür ederim. Ataş Hanım, bir saniye gelebilir misiniz? Tamam. Siz düşünürken ben bir işimi hallediyorum. Hemen geri döneceğim. Ne oldu? Ya şimdi konuştum. Mırıldanmışlar. Ay Allah'ım sana şükür anasını. Ay çok sevindim. Yemin ediyorum bana bir çamaşır ipi gibi böyle gerim gerim gerilmiştim yani. Ay evet. Şimdi eve dönüyorlarmış. Dönsünler ya, şu güzel haberin tadını çıkarsınlar. Yemin ediyorum hepimiz gerildik yani. Evet. Ay ben şimdi kendime güzel bir yeşil çay alacağım. Oh tamam. Ben de şu siparişi bitireyim, yanına geliyorum. Tamam gel. Hadi. Anne. Gel bakalım yavru kartal. Üşüyor muyuz beraber? Ferit dikkat et. Ben burayı çok özlemişim. Seni de çok özlemişim. Atla bakalım be. Dayı, ben burayı çok seviyorum. Seni de çok seviyorum. Biz de seni çok seviyoruz. Siz ilk evlenmişsiniz. Yoksa ben buraya gelemeyecektim. Ama sen artık düşünme bunları. Buradasın işte sonunda. Bir dakika ya. Sen az önce çok mutluydun. Niye ara duygusallaştın? Ne yapalım biliyor musun? Hep beraber film izleyelim. Abi tamam, hangi filmi izleyelim? Hani senin şu çok sevdiğin 15 kere falan izlediğin bir çizgi film vardı ya, onu izleyelim. Yaşasın. Nazlı, Nazlı da izleyecek mi bizimle? Hayatta kaçırma. Yaşasın. O zaman ben hemen filmi bulup geliyorum. Yani ben son adamdaydım. Nasıl mutlu? Nazlı. Aramızdaki bu oyuna Bulut buradayken de devam etmeliyiz. Gerçek bir karı koca gibi görünmeliyiz. Evet, bir süre daha devam edebiliriz zaten. Ama Bulut alıştıktan sonra açıklayabiliriz gerçeği. Bulut akıllı bir çocuk, anlayacaktır. Ama bu çok tehlikeli olur. Neticede Bulut hala çocuk. Ağzından her an bir şey kaçırabilir. Mecbur devam ettireceğiz. Bulut'a bakayım ben. Ah Nazlı. Bakalım diğeri ne yapıyor?
telefonu bozup sen aramaktan hiç vazgeçmeyeceksin ama ben çatlasam da patlasam da açmayacağım o telefonu. Al bakalım, açmıyor. Aferin ablacığım, aferin. Git evine geri dönme zaten. Hepiniz delirteceksiniz toplanıp beni. Arkadaş, ben bu Deniz'in yaptığına yemin ederim bir anlam veremedim. Niye böyle yaptı bu çocuğu? Hakan'cığım tamam, işimize bakalım. Onu diğerlerinin yanına koyarsanız hoş geldiniz. Ne oluyor burada? Bütün eşyalarınızı topladık Demet Hanım. Ya arkadaş, bu nedir böyle? Yani yangından mal kaçırır gibi, ayıp değil mi bu Engin? Bir nevi öyle oldu tabii ya. Şimdi Bulut'un vesayeti Ferit'e geçince sizin de haliyle şirketle olan tüm bağlarınız koptu. Allah Allah, yani büyük patronun vesayeti Ferit Efendi'ye geçti diye benim karımın bu şirketteki haklarından birdenbire cayacağını mı düşündün sen? Artık buraya girişiniz resmi olarak yasaklandı Demet Hanım. Demet Hanım, mahkeme kararıyla tüm yetkileriniz feshedildi. Ayrıca Halkla İlişkiler Müdüreliği göreviniz de sonlandırıldı. Bundan sonra yönetimde bir söz hakkınız bulunmamakta. Hakan, sen bunları hiç dert etme, ben bu eşyaları eve gönderirim ha. Hiç kafana takma lütfen. Evet, Hakan Bey ile Demet Hanım'ı dışarı alabiliriz. Teşekkürler. İyi günler. Engin, çek elini çek, çok kötü yaparım. Engin! Bak bu iş böyle bitmeyecek, seninle görüşeceğiz, haberin olsun. Hakan, tamam sakin ol. Hadi eve gidelim. Ben şirketimizin de sizin. Hadi. Bu iş burada bitmeyecek Ferit Aslan. Bu iş burada bitmeyecek Ferit Aslan. Nerede kaldı bu çocuk ya? Deniz? Ya nerede kaldın? Telefonun da kapalıydı. Bir yerde kalmadım ya. İşte Ferit'ten azdı, Bulut'u aldılar. Biliyorum, konuştum Fatoş'la da merak ettim seni. Merak edilecek bir şey yok. İyiyim. Kendini un çuvalı gibi o koltuğa atışından gerçekten ne kadar iyi olduğun belli oluyor. Asuman, ben bir şeyler içeyim, sen de bir şeyler dinle, böyle kapatalım bu geceyi, olmaz mı? Olmaz. Ne olmaz? Çünkü bu akşam sen ve ben dışarı çıkıyoruz. Oo, hiç o modda değilim. Ay biliyoruz senin o modda olmadığını, biz de modunu yükseltmek için yapacağız zaten bunu. Yani bütün gece burada kös kös oturmanı istemiyorum. Düşüneceğim. Yok. Yok. Düşünmek aşırı sıkıcı bir eylem. Bizim harekete geçmemiz lazım. Çok merak ediyorum gerçekten. Harekete geçip ne yapacağız? Ya orasını sen bana bırakıyorsun, tamam mı? Kendini bana teslim ediyorsun. Yani ne yapacaksın böyle bütün gece burada yatıp kendini mi yiyeceksin? Sen, ben ve sokak. Başaramayacağımız hiçbir şey yok Deniz Kaya. Çabuk hazırlan. Bak bu yediğin hiçbir kediye benzemiyor. Çok lezzetli, güven bana. Peki, tamam yiyeceğim. Aferin. Sen ne ara bu kadar uyanık oldun ya? Bulut. Ya ama bu çok ekşi. Bak vallahi çok güzel diyorum sana. Hakikaten çok ekşiymiş Bulut. Yeme, boş ver. Aslan dayım be. Ferit ne yaptığını öğrenebilir miyim? Çünkü ben burada iki saattir dil döküyorum. Şu kibinim var ya, tarihçesini anlattım çocuğa. Neden? Ebeveyn olmak bunu gerektirir. Bence bugün ilk gecemiz olduğundan kuralları biraz gevşetebiliriz. Evet, gevşetelim çok iyi olur. Ama gel bir şey söyleyeceğim. Yarın her şeyi düzene sokuyoruz. Okulun zaten devam ediyor. Derslerin olacak, ödevlerin olacak bir sürü. Ayrıca beslenme ve uyku saatlerine de dikkat edeceğiz, tamam mı? Ama ne olacak? Hiç bana öyle bakma Bulutçuğum. Neden? Çünkü kendisi evimizin direğidir. Ve kurallar koymaya bayılır. Direk ne derse o. Değil lütfen ama. Of. Yemiyor musunuz şimdi kivi? Ben yiyeceğim mi? Hı. Al bakalım. Hmm.
kabul ediyorum Ekşi'yim. Ama çok sağlıklı. Yalnız baştan söyleyeyim, canım sıkılır sıfırlarım. Ay tamam ya, ben şu mağazalara bir bakayım, sen sonra ne istersen yaparsın. Oha! İyi misin, bir şey oldu mu? Aa, iyiyim. Ya neredeyse üstümüze çıkacaktı, gitti bir de engelli yerine park etti. Lale! Arabanın aynısı koluma vurdu. Demeyecek misin bir şey? Hayırdır, ne diyeceğim? Özür dileyebilirsin mesela. İnsan olsan özür dilerdin zaten. Vallahi 30 yıllık. Hiç böyle kuzu görmedim. Çeksene arabanı buradan. Yanlış yere park etmişsin. Neresi yanlış ya, Allah Allah. Engelli otoparkı burası. Ben de engelliyim. Kafadan engelli. Orası çok belli zaten. Hadi çek arabanı. Hadi. Sen çek lan arabanı. Fazla uzat artık ha, yeter. Uzattım lan, ne uzattın? Ne uzattın? Lale sakin, ne sakin. Uzattın? Tamam. Tamam, sakin ya. Ne uzattın? Sakin. Gel, gel. Gel. Gebertirim oğlum seni. Yeter. Tamam. Bir dakika durup çıkacağız, yeter ya. Tamam, bak yoluna. Gel, gel ya. Gel, gel. Tamam, baksın yoluna. Deniz, tamam, sakin. Tamam, sakin. Tamam. Çok iyi oldu buraya geldiğimiz ya. Deniz, kum, temiz hava. Deniz'ciğim, intikam sıcak yenen bir yemektir. Sen de ister misin? Ayak parmaklarından kafatasına kadar uzanan bazıları berrak bir su gibidir, bazıları da benim gibi. İstemem ben. İyi de çok iyi gelecek, bak aşırı rahatlayacaksın. Benim başka bir planım var. Siyah kırmızı. Kırmızı. Tutuşturmayı merak ediyorsan tutkuyu, peki ya korkuyu, bunun neresine? Ladies first. Her kararla ilişki. Hazır mısın? Hazırım. Bir, iki, üç. Çok güzel fikir. Neyse boş kalmış. Gitsiz bir yalnızlık kuyusu bahsetti. Umutsuzluğu okşayan, bir gölge içini kaplayan. Bazıları berrak bir su gibidir, bazıları da benim gibi. Çamurlu bir can merak ettiğim. Görüşürüz. Bana bir şarkı söyle. Gelin beyler. Deniz. Oldu lan burada. Burada lan beyler. Burada lan. Burada lan. Şu anda burada. Nerede? Arabanın önünde. Nerede lan bunlar? Bittiniz lan siz. Ulan çık lan dışarı. Ne kadar zayıf, arabaya gidip gazlayacağız, tamam mı? Tamam, ortak.
ortak? Evet, sen benim suç ortağımsın şu an. Peki. Bir, iki, ne yapıyordun sen orada o kadar? Bunu orada bırakacak halim yoktu herhalde. Hadi. Hayır ya. Bahsettin ayak parmaklarından kafatasına kadar uzanan. Yakışıklı bir yere düşünürken birden aklıma annen geldi. Bulut'u ne zaman götüreceksin ona? Bulut'u aldığımızda çok sevinmiştir herhalde. Nerede? Nasıl yani? Aramadın mı? Ben aramadım ama İkbal Hanım haber vermiştir. Ferit tamam, bu evlilik meselesi yüzünden aranız çok iyi değil biliyorum. Ama böyle önemli bir haberi sekreterinden duymak çok kırmıştır onu. Annem alışıktır böyle şeylere. İyiymiş. Benimki olsa var ya parçalardı beni. Demek ki çok yakınsınız. Ben babanla daha yakınsın diye düşünüyordum. Öyle. Ama insan belli bir yaştan sonra annesiyle daha yakın olmaya başlıyor. Mesela bir şey yaparken hep düşünüyorum. Ne der acaba diye. Ama onu kızdırmayı göze aldın evlenirken. Evet ama o başka. Kızsa bile beni anlayacağını biliyorum. Bence sandığımızdan çok daha fazla benziyoruz birbirimize. Zeynep de çok düşkündü anneme. Çok yakındılar, hatta arkadaş gibiydiler. Annem o yüzden hayata küstü. Kendini çiftliğe kapattı. Büyük ihtimalle Zeynep yerime benim ölümü tercih ederdi. Saçmalama. Hiçbir anne böyle bir ayrım yapmaz. Bence bunu sen de gayet iyi biliyorsun. Yapamaz herhalde, haklısın. Ne zaman götürüyoruz Bulut'u çiftliğe? Hatırlasana ne kadar mutluydu doğum gününde. Olabilir, bakarız. Bakmayalım. Harekete geçelim. Şu hale bak Rukiş. Resmen evden çıt çıkmıyor yani. İncin top oynuyor. Hayır, bir çay demleyeyim diyeceğim. Çaya yazık yani. Allah'ım ne olacak benim bu aksiyonsuz hayatım ya. Allah'ım sesini duydum resmen. Ay yaşasın, biri geldi. Kevser Hanım teyzeciğim, iyi akşamlar. Şatoş kızım, nasılsın? Sağ olun. Perdeleri yıkadın herhalde yine, onları mı asacağız? Yok yok, perde değil. Bu sefer mesele başka. Hayır olsun inşallah. Mahalleye bir hırsız dadanmış diyorlar. Aa. Ya yan apartmandaki Şefika Hanım'ın evine girmiş. Ne var ne yok götürmüş. Ya. Karşı apartmanda doktor kız vardı. Hani bekar olan. Evet. Onun da evine girmiş. Hem de kız uyurken. Allah'ım seni esirge ya. Yarabbim. Bize gel diyeceğim ama şimdi bizim evde pek kalabalık.
sen en iyisi kapını pencereni bir güzel kilitle öyle yat. Tamam mı kızım? Tamam Kevser teyze. Hadi Allah rahatlık versin. Sağ ol. Sana da. Ah Kevser ya. Sağlık korkuyor gitti görüyor musun? Psikolojim bozuldu şu anda. Ne diyorsun Rukiş? Eve hırsız girerse ne yaparız kız? Hayır yani hırsız bu eve girse ne yapacak ki? Alacağı hiçbir şey yok. Sadece canımıza kastedebilir. Daha doğrusu sadece benim canıma. Yatmak zorunda mıyız? Bulut burada kaldığı sürece evet aynı odada yatmak zorundayız. Niye? El kadar çocuğu kandırmak çok mu zor? Yani geçen gün uyanıp yanımıza geldi hatırlıyorsun. Yine böyle bir şey yaparsa ne demeyi düşünüyorsun? Dayınla kavga ettik ayrı odalarda yatıyoruz falan mı? Ben derim aslında. Ama bu işin sonu kavgaya bağlanır. Ben gece gece stres yüklenmeyeyim. İlk geceler. Ama aynı odayı paylaştığımıza göre bir takım kurallar belirlesek iyi olur Nazlı. Sanıyorum ki yeterince fazla kuralımız var. Emin misin yeni kurallar eklemek istediğine? Hı hı. Mesela ben senin kıyafetlerini öyle sağda solda görmek istemiyorum. Yani daha düzenli olmasın. Bir dakika ya ben zaten yeterince düzenli bir insanım. Ama geçen gün bu ıslak bornozunu yatağın üzerine bırakmışsın. Onu bırakmadım orada ben unuttum. Çorabını da yerde unutmuşsun. Hayır onu unutmadım o düştü. Neyse. Anlaştığımızı düşünüyorum ben. Peki müsaade edersen ben de bir kural koymak istiyorum. Heveslendim. Buyurun. Işığı kapatabilir miyiz lütfen? Işık açıkken uyuyamıyorum. Ben kitap okuyorum şu an. Hiç önemi yok. Kurallara uymamız lazım. İyi geceler. İyi bir şey dedim herhalde. Güzel.
O zaman deri ceketliler çetesine. Hadi Osman, hadi ablacığım, aç şu telefonu. Hadi zorlama beni. Peki, sen bilirsin. Günaydın. Aa. Nazoş'um, günaydın bebeğim. Günaydın Fatoş. Hayırdır? Bu ne cevallik ya sabah sabah? Çok sıkıldığımı fark ettim Fatoş. Sürekli koşuyorum ama nereye koştuğumu bilmiyormuşum gibi hissediyorum kendimi. Bir sürü karar almışım, sonra da hepsini bir köşeye atmışım. Bence bu kadar akışta kalmak yeter. Şimdi uygulamam lazım. Nazlıcığım, sen daha gencecik yaşında kendi restoranını açmış canavar gibi bir şefsin. Evet Fatoş, açtım ama sonra ne olacak? İpleri elime almam lazım. Hem kendi hayatımın hem işimin. Eğer önlemlerimi şimdiden almazsam sürüklenir giderim. Kaybolurum. Hiçbir şey anlamadım vallahi ama herhalde sen yaptıkça anlarsın. Hiç merak etme, anlayacaksın. Şimdi ilk sorunumu çözmeye gidiyorum. Asuman. Fatoş'um, sen buraları toparlarsın. Tamam bebeğim. İlk önce en zorundan başlamasaydım bari ya. Derince nefes al. Yavaşça ver. Nefes al. Hadi üzülme. Vallahi ben yapamayacağım. Ne oldu ya, iyi gelmedi mi? Ay gerçekten çok iyi geldi yani Deniz. Bu koşu hiç bana göre bir şey değil yani, kusura bakma. Dün fark ettim zaten, kaçarken iki dakikada kesildi nefesin. Yani nefesimin kesildiği doğru da ondan mı bilemeyiz tabii. Neden olacak ki? Şey yani böyle adrenalin salgıladı ya vücut hani. Ondan da olabilir. Yoga mı yapıyor onu? Açık hava yogası yapıyorlar. Ya aslında biz de mi gidip yapsak ya? Ben bir kere benim arkadaşım Gamze ile birlikte yapmışım. Bu aşırı eğlenceli bir şey oluyor yani. Hem böyle koşu kadar yorucu da değil. Gel biz de geçelim arkalarına. Yok, hiç sanmıyorum. Ay niye öyle diyorsun ya? Bak gerçekten çok hoşuna gidecek. Böyle enerjilenelim biraz, hadi gel. Yok yok, ben iyiyim böyle. Böyle iyiyim, çok iyiyim ben böyle. Ne oldu o uçan kaçan denize? Ha? Ya bir silkelen, bir kendine gel ya. Ya ben şirkete gideceğim zaten. Orada silkelenirim. Sen bilirsin. Merhaba. Ya ben de dahil olabilir miyim size? Buyurun lütfen. Sağ olun, hiç bozmayalım motivasyonu. Derin nefes alıyoruz arkadaşlar. Nefes ver. Sağ yöne doğru. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merakım engel olamadım. Onu fark ettim. İleriye götürebildiğimiz kadar götürüyoruz. Bu arada derin nefes alıyoruz. Yavaşça ortaya geliyoruz. Sen deme, iyi ayak uydurdun ha. Tabii canım, ben Gamze'yle falan gittiğimde böyle bir sürü şey öğrenmiştim zaten yani. Çok zor olmadı benim için. Ama sen de iyisin yani, iyi esniyorsun, esniyorsun falan. Yani elimizden geldiğince. Peki bebeğim, şu an çok ciddiyim. Ne yazık ki sonuç bu. Oturun arkadaşlar, oturun. Merhaba arkadaşlar. Engin Bey zaten size konudan bahsetmiştir. Ben de konuyu kısaca toparlayayım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu kararımızın birebir sizinle bir ilgisi yok. Tamamen bizim bilgimiz dışında ve uygunsuz koşullarda yürütülen bir işe alım süreci olduğu için maalesef işinize son vermek durumundayız. Ama Ferit Bey... Merak etmeyin arkadaşlar, tüm haklarınız korunacak, tazminatlarınız ödenecek. Anlayışınız için teşekkürler. Çıkabilirsiniz. Maske, maske. Güzel de çalışıyorduk. Kadar çalışmanın karşılığında. Teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun.
Ya sıkıntılı bir durum tabii ama Hakanların işe aldığında bu şirkette barındıramazdık yani. İkbal Hanım, Hakanların hazırladığı tüm teklif dosyalarını tekrar toplayıp gözden geçirelim. Tabii Ferit Bey. Ayrıca son dönemlerde işe alınan tır şoförlerinin ve yükleme görevlilerinin dosyalarını da görmek istiyorum. Engin Bey de bahsetmişti zaten. Biz şeflerle konuştuk, bütün bilgiler toplanıyor. Tamam. Sağ olasın. Eyvallah. Pusulu Holding'de bizden kim var kim yok çıkarmış değil mi abi? Ferit Aslan ya. Ferit Aslan mahkemeyi kazandı ya. Topyekun temizlik yapıyor. Gerçi çıkan çocuklar halkla ilişkilerden o kadar sıkıntı değil de. Bizim yine de safları sıkı tutmamız lazım Bekir. Mesela abi hangi mevzulardan bahsediyorsun? Mesela hani şu Demet'in Nazlı'nın restoranına ajan olarak soktuğu çocuk vardı ya, neydi onun adı? Burak. Hah, onunla ilgili bir sıkıntımız yok değil mi bizim? Yok abi, sıkıntı yok, biliyorsun İzmir'e gönderdik çocuğu. İzini kaybettirdik zaten. Peki bu şey mevzusu, yine Demet'in bu soğuk hava deposunda bize yardım eden, yalancı şahitlik yapan çocuk. Şaban. Hah. O da tamam abi, onu da takip ettiriyorum ama istiyorsan yine bir kontrol ederim. Edin kardeş edin, eşeğimizi sağlam kazağa bağlayalım biz. Tabii bizim için büyük bir önem arz eden bir başka mevzu da şu birbirini vuran iki gerizekalı. Abi o da arz ettiğin gibi iki taraf birbirini vurdu, mefta oldu gitti. Celal'in karısı var, o zaten hiçbir şey bilmiyor. Bir de Resul var. Of Resul ya, adam öldü gitti yine başımıza bela ya. Adamın adını bile duymak istemiyorum arkadaş. Ne yapacağız ona? Abi adam ölü zaten, onda sıkıntı yok. Asıl sıkıntı olan çevresi. Bir de yengenin şoförlüğünü yapmıştı zamanında, biliyorsun. Biliyorum kardeş, biliyorum. Ne olursa olsun biz sıkı duralım, tamam mı Bekir? Yemin ediyorum var ya, bir araştırmaya başlasalar o bize kadar gelir bunun ucu. Tamam abi. Resul. Kolay gelsin. Günaydın. Günaydın. Bu oda çok ablam ablam ya. Ben abinin odasını kullanayım. Tabii. İstediğin odayı kullanabilirsin. Ben ona da sen karar verirsin diye düşünmüştüm. Deniz, benim biraz işim var. Bugün yoğun bugün. Görüşürüz. Bu festival sponsorluklarıyla ilgili dosyaları inceledim. Ablam zaten gereken görüşmeleri yapmış. Yarın da bir toplantı ayarladım. İsterseniz Engin'le birlikte gelirsiniz. Deniz, o işi biz askıya aldık. Ben bir inceleme yapacağım. Sonra devam edip edemeyeceğini konuşuruz. Her şeyi kontrol altına almaktan, her şeyin sahibiymiş gibi davranmaktan ne zaman vazgeçeceksin? Çok merak ediyorum. Şirket yönetirken ufacık bir hatanın nelere mal olabileceğini bir bilsen. Tek sen biliyorsun yani. Evet, ben biliyorum. Bu yüzden de kontrollü davranmayı tercih ediyorum. Sana da tavsiye ederim. Bütün bu zırhlarla kapladığın dünya bir gün başına yıkılırsa ne yapacaksın? Bundan çok mutlu olacak gibi halim var. Yok. Eğer öyle olsaydım Bulut'un mutluluğu için sizin bu anlamsız oyununuzu gizlemezdim. Bunu unutmasan ve ona göre davransan iyi edersin. Sen yine haddini aşmaya başladın. Ben gidiyorum. Dünden beri kaç kere aradım ben seni Asuman? Çok. Epeyce çok. Niye açılmıyor o zaman o telefonlar? Sana kızgın olduğum için, kırgın olduğum için, haksız yere beni suçladığın için. Daha sayayım mı? Asuman, ablacığım bak Deniz karşımıza geçip evliliğinizin sahte olduğunu biliyorum dedi. Sen kaç gündür onunla berabersin, senden şüphelenmemiz normal değil mi? Tamam, şüphelenmeniz normal, anlıyorum. Ama ben size yapmadığımı söyledim. İnanmadınız bana. Resmen o kadar emindiniz ki kendimi duvara konuşuyor gibi hissettim. Sen bunun nasıl bir his olduğunu biliyor musun? Biliyorum. Haklısın. Özür dilerim. Ne olursa olsun seni dinlemem gerekiyordu. Sen benim kardeşimsin. Ama beni de anla Asuman. Bir kere haklı olman yetmiyor. O kadar çok vukuatın var ki geçmişte. Bunları boş verelim. Hadi şimdi hazırlan gidelim. Uzun uzun konuşacağız. Söz veriyorum. Oldu ya. Bir de seninle eve geleceğim. Hiçbir yere gelmiyorum ben. Asuman, burada yeterince kaldın.
Görüyorum yerleşmişsin de. Ama yeter, bitti. Fatoş evde kaç gündür yalnız. Tamam. Bir şartla gelirim. Aynı senin özür dilediğin gibi Ferit Aslan da gelecek, burada benden özür dileyecek. Asuman, sana üzgünüz dedim. Bir de şu taraftan bak. Yaptıklarının bedelini ödüyorsun. Neyse ki her şey ortaya çıktı. Seni söylemediğini öğrendik. Geçti gitti işte, uzatma. Ablacığım, hiçbir şey geçip bitmedi, tamam mı? Madem haksızlığa uğradım, o zaman o da buraya gelecek ve benden özür dileyecek. Bu kadar basit. Gerçekten her şeyi daha da zora sokmak istiyor musun Asuman? Evet, istiyorum. Ben söyleyeceklerimi söyledim. Ya gelir burada benden özür diler, ya da ben hayatıma mutlu mesut bir şekilde burada devam ederim. İyi. Şey ya, sen telefonda bir şeyler söyledin de ben hiçbir şey anlamadım. Nereye gideceğiz biz? Ya Tarık, bir tane kadın derneği var da burada böyle 50 kişilik bir davet vermek istiyorlar. Biz de onlar için böyle bir süs bir şeyler hazırlayalım dedik de onları almaya gideceğiz seninle beraber, olur mu? Olur. Olur yani, niye olmasın da şey konusunda bana hiç güvenme, öyle bir şeyler seçelim falan dersen çok kötüyüm oralarda. Ben seni götürür getiririm ama. Tamam tamam, hiç sıkıntı yok zaten. Süsleri ben seçeceğim, sen yanımda olsan yeter. Tamam, hadi gel çıkalım. Ya yalnız Manami de bizimle beraber gelecekti de onu bekliyorum. Manami niye geliyor? Şey yapalım, ikimiz hallederiz ya. Ya o da burada sıkılmasın diye işte. Hem de çok zevkli kadın, takılması da eğlenceli. Hem Japon. Evet, Japon. Gelsin çıkalım o zaman, hadi. Ya bankada bir işi vardı da uzadı herhalde, bilemiyorum ki nerede kaldı. Aa, ama Fatoş, bak saat bayağı oldu. Yani biz şimdi Manami'yi beklersek trafiğe kalırız çok kötü. Hadi ya. Tabii tabii, bizim hemen çıkmamız lazım. İyi tamam o zaman, biz şimdi çıkalım. Ha. Bir dahakine artık o da gelir. Tamam tamam. Ha, tamam. Nazmiye Hanım. Ekber Hanım merhaba. Ferit'e bakmıştım ama. Kendisi bir toplantıda ama isterseniz haber vereyim. Yok, hiç gerek yok, bölmeyelim şimdi. Ben şurada oturup bekleyeyim. Tabii, buyurun. Bir şey içer misiniz? Yok, teşekkür ederim. Selam. Merhaba. Mahkemeden sonra kaybolmuşsun. Göremedim seni. Teşekkür ederim Deniz. Ben doğru olduğunu düşündüğüm şeyi yaptım. Bulut sizde daha mutlu olacaktır. Yani umarım. Bulut'un mutluluğu için elimizden geleni yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Bundan şüphen olmasın. Biliyorum. Ama hala endişelerim var. Şimdilik sizin yanınızda olması en doğrusu. Bakalım zaman neler gösterecek. Sen neden buradasın? Asuman. Kolay gelsin Elif. Teşekkür ederim Demet Hanım. Elif. Buyurun. Sana bir şey sormak istiyorum. Benim şu eski şoförlerden biri vardı. Resul. Senin kuzenin mi getirmişti onu bize? Hayır Demet Hanım. Benim kuzenimin getirdiği başkasıydı. Bu Resul aslında sizin arabaların bakımını yapan serviste çalışıyordu. Serviste mi çalışıyordu? Evet. Bir iki günlüğüne gelmişti şoförlük yapmaya. Biz de şaşırmıştık hatta ne gerek var diye. O kadar şoför varken. Sonra duyduk alengirli işlere karışmış. Rahmetli olmuş. Peki sende bu Resul'ün adresi var mıydı? Yok. Neden sormuştunuz? Yani sonuçta iki günlüğüne de olsa benim şoförlüğümü yapmış. Belki dedim ailesine yardımım dokunur. Benim kaynımın oğlu bu Resul'ün arkadaşlarını tanırdı.
İsterseniz bir sorayım kimi kimsesi var mı diye. Güzel. Sen sor. Yalnız bu durumdan kimsenin haberi olmasın, olur mu? Yardım dediğim böyledir. Sağ elinin verdiğini sol elin bile bilmeyecek demişler, değil mi? Peki Demet Hanım, ben hemen öğrenirim isterseniz. Bekliyorum. Bence Asuman'ı kendi haline bırakmalısın. Eninde sonunda eve dönecektir. İşte bundan emin değilim. Tamam yani, o hepimizden daha farklı. Kafası biraz farklı çalışıyor. Ay Deniz, bilmez miyim kardeşimi? Türünün tek örneği geldi, o da beni buldu. Bazı aşırılıkları var tabii. Ama onu da öyle kabul etmek lazım. Bu da öyle birisi. Olduğu gibi. Ediyoruz mecburen. Nazlı. Haberim yoktu geldiğinden. Toplantıdaydım, bölmek istemedim. Geçelim mi içeri? Gelsenize. Konu ne? Asuman'la konuştum. Eve dönmek için bir şart var. Neymiş o şart? Ondan özür dilemeni istiyor. Neden? Bizim anlaşmalı evliliğimizle ilgili. Deniz'e Asuman'ın söylediğini sanmıştık. O da ona haksızlık ettiğimizi düşünüyor, haklı da. Nazlı, böyle bir şey mümkün değil. Bu asla olmayacak. Ben Asuman'ın yaptıklarını hala unutmadım. Bulut aldık diye bir anda her şey toz pembe olmuyor. Lütfen bu konuyu kapatalım. Benim özür dilemeye falan niyetim yok. Niyetin yok. Peki, sen bilirsin. Resul'le ilgili bir gelişme var. Bir dakika, bir dakika. Bu benim abimin arabasını sabote eden herif. Evet Deniz Bey. Nedir? Ailesine mi ulaşmışlar? Arkadaşlar Resul'ün internet paylaşımlarıyla ilgili bir inceleme yapmışlar. Fakat son bir yılda hiçbir paylaşım yapmamış. Hatta belli ki bazılarını silmiş. Sonrasında daha detaylı bir inceleme yapmışlar ve ailesinden birilerine ulaşmışlar. Bu da bizi onların bulunduğu konuma yönlendirdi. Harika. Ben gidip bir bakayım. Siz bana adresi verebilir misiniz? Hemen yolluyorum Ferit Bey. Bir dakika, bir dakika. Sen bu herifi takip etmiştin ve Azmettiren'le birlikte birbirlerini vurmuşlardı değil mi? Deniz, o iş öyle değil. Resul Azmettiren Hakan. Bunu ispatlayacak bir şey bulursam eğer Hakan'ı içeri tıkar. Her şey çorap söküğü gibi gelir. Ben de Hakan'dan sonsuza kadar kurtulurum. Böylece Nazlı'yla yalan evliliğini devam ettirmek zorunda kalmazsın. Evet. İyi. Hadi bakalım şu adrese. Tamam. Demet Hanım, istediğiniz adresi buldum. Mehmet diye biri, büyük dayısının torunuymuş. Aferin Elif. Teşekkür ediyorum. Bekle, bekle. Evet, söylediğim gibi bu olay kesinlikle aramızda kalacak, tamam mı? Tabii ki. Dayıcığım, iyi günler. İyi günler. Biz Mehmet'e bakmıştık da. Hayırsız Resul'ün Mehmet mi? Ha evet, aynen. Onun evi ama durmaz o evde. Bütün gün kahvede taş kırar arkadaşlarıyla. Taş kırar. Okey oynar diyor yani. Okey taşlarından bahsediyor. Ha. Öyle. Eyvallah. Selamünaleyküm. Biz Mehmet'e bakmıştık be. Hayırsız Resul'ün Mehmet'e. Kolay gelsin. Kolaysa başına gelsin. Dört elden beri deniyoruz ama okey yiyoruz.
Müsaade var mı? Buyurun, masadan bir çayımızı için. Mehmet ödeyecek zaten. Ya Memo, şu renkleri ikilesene bak, dörtlemişsin orayı zaten. Mehmet kardeş, sana bizim bir iki sorumuz olacak. Tabii, amirim ne konuda? Konu hayırsız Resul. Dayı çocuklarıymışsınız. Ustacığım bana bir elma versene ya, şekersiz olsun. Amirim sen bir şey içer misin? Yok, ben bir şey almayayım. Mehmet kardeş, sen oyunu bitir, sonra konuşalım. Bu Resul'ün büyük dayısı benim dedem olur. Biz yani çok uzaktan akrabayız. Hem siz beni nereden buldunuz ki komiserim? Vallahi mahallede herkes seni Resul'ün Mehmet olarak tanıyor. Çok da uzak değil misiniz anlaştık? Lan, Hilmi. Taş mı çalıyorsun lan sen? Yok oğlum, ne taş çalması? Bırak lan, sabahtan beri bizi yiyorsun demek. Hop hop, misafirlerin yanında ağzını bozdurma. Arkadaşlar sakin olun. Bozarsan ne olur lan? Denge! Koş Deniz, koş! Hop, hop, çek, çek! Hop! Hem okey oynamayı bilmiyorsun, hem de kaçıyorsun. Ya abi, ben sizi polis zannettim de korktum ya. Biz Resul'le arada sırada görüşürdük. Ama ben onun kirli işlerini bilmezdim. Pek akrabası olmadığı için de beni severdi. Yani kollardı. Ne bileyim işte, arada bir gelir para falan bırakırdı bana, sağ olsun. Ne işler yaptığını anlatmaz mıydı? Yani ben onu tamirci olarak çalışıyor diye biliyorum. Yerini yurdunu da bilmem. Sonra ölünce hem de acayip bir şekilde. Araba sabote etmeler falan hep o zaman ortaya çıktı tabii. Ben de olanlardan dolayı tiksindim. Ya bu adam benim evimde yatıp kalkmışlığı var. Aklım çıkıyor polis gelip beni alacak diye. Peki Resul'ün kirli işlerinden hiç mi haberin yoktu? Yani kimlerle çalıştığından falan. Bak, iki gözüm önüme aksın ki hiçbir fikrim yoktu. Tek bildiğim arada sırada gelip bana para bıraktı. Onu da zaten köydeki dedem tembihlemiş. Odur yani. Bir şeyler duyarsan, öğrenirsen, biri gelip giderse, polise gitmeye çekinirsen beni ara. Bu konu bizim için önemli. Bilgi verirsen ödülünü de alırsın. Hoş geldiniz. Merhaba. Buyurun, siz ürünleri inceleyin. Ben hemen geliyorum. Tamam. Tamamdır, sağ olun. Baksana şuna. Bak, çok iyi fikir mesela bu. Evet, çok harika da ben şeyi anlamadım Fatoş. Bu kadın derneği yemeğe gelmeyecek mi? Ne yapacak bunlar anlamadım. Restoranda toplu nikah töreni mi yapacaklar? Ah, yok yok, öyle değil ya Tarık. Biz böyle küçük çiçektir, işte şamdandır, süstür falan o tip şeyler almak için geldik.
Ha, öyle şeyler. Ha bak mesela odun var. Ay Tarık, biliyor musun bunların üzerine yazı yazıyorlar, çok güzel oluyor. İnternette görmüştüm. Oduna? Evet. Allah Allah. Aslında Engin'le ayrılmamış olsaydık şimdi belki de onunla geziyor olurduk burayı. Ama Fatoş, yani şu anda Engin Bey'le burada değilsin. Şu anda benimle buradasın. Şey anlamında değil tabii canım. Yani biz bir evlilik hazırlığı içinde değiliz tabii ama... ne bileyim, gene de bir enteresan değil mi? Yani aslında buraya Manami ile gelseydiniz daha iyi olurdu. Tam onun amacına uygun bir yer şu anda burası. Allah Allah. Fatoş, bu son zamanlardaki Manami çılgınlığı nedir ya? Ne bu, ben ne zaman karşılaşsak Manami böyle şey tekerleme gibi. Bir Manami, bir Manami'ye bir gün. Manami, nedir bu, siz bayağı kanka oldunuz yani. Evet Tarık, biz çok iyi anlaşıyoruz Manami ile. Evet, çok tatlı bir kadın çünkü. Samimi, dürüst, takılması keyifli. Vallahi hayret ediyorum yani. Nasıl böyle mükemmel bir insan hala bekar diye. Evet. Yani vallahi Fatoş, ne mükemmel insanlar hala bekarlar, şaşarsın. Değil mi? Engin mesela. Ay Tarık, ben bu aralar çok yalnızım biliyor musun? Evde dün tek başıma yalnız yalnız oturuyordum. Dedim ki ya şurada benim başıma bir iş gelse kimsenin haberi olmayacak yani. Aa, tövbe tövbe. Sen niye öyle anneanne gibi konuşuyorsun Fatoş ya? Niye durduk yere başımıza bir şey gelsin ki? Öyle deme ya Tarık. Bizim mahalleye bir tane hırsız da dalmış. Ne diyorsun? Vallahi dün gece yatakta yatıyorum, bir sağa döndüm, bir sola döndüm. Yemin ederim gözüme bir gram uyku girmedi ya. E aşk olsun ama Fatoş, sen beni niye aramıyorsun? Arasana beni, ben hemen gelirim. Ağzını burnunu dağıtırım onun ya. Korurum yani ben seni. Ay Tarık, sen gerçekten iyi bir dostsun biliyor musun bunu? Evet, sağ ol. Aa, Neşe Hanım arıyor kadın derneğinden. Ha, şöyle bulduk sizi, odun bulduk be. Alo Neşe Hanım. Aa. Aa. Ne oldu? Ne oldu? Bak. Sana soruyorum. Sen Resul'ü tanıyor musun, tanımıyor musun? Oho. Bugün de gelen geçen herkes Resul'ü soruyor. Bana bak. Ben herkes değilim. Ben Hakan Önder'in karısıyım. Sen tanıyor musun kocamı? Yani şahsen tanışmışlığımız yok. Ama Resul adından epey bahsetti. Hmm. O halde Resul'ün de bizim için çalıştığını biliyorsun. Biliyorum, biliyorum. Ama sen hiç merak etme. Ben hiç kimseye hiçbir şey söylemedim. Bizim Resul rahmetli bana epey iyi para bıraktı. Ben dediğim kaba öyle pislemem. Laf çıkmaz benden. Ferit de aklı sıra kaza ile ilgili benden laf alacak. Eminsin değil mi? Kazayla ilgili herhangi bir şey söylemedin. Ya sen beni aptal mı zannettin? Eğer öyle haber bülteni gibi şakayacak mı? Ferit'e Hakan Bey istedi, Resul de kız kardeşinin arabasını bozdu. Kaza yaptırttı mı diyeceğim. Zaten polisten kurtulsak hocandan kurtulamayız, merak etme sen. Bana bak, al şu parayı. Ben buraya gelmedim, tamam mı? Take it slow,
Slacken off and just say whoa. I'm happy, just a touch. Sitting back, happy jack, time to relax. Going somewhere, don't care where. Cause he's happy to stay till the journey's end. Just as long as I don't do just the darndest thing at all. So he's telling you, goodbye trouble, goodbye pain. Goodbye stress and goodbye strain. It don't seem to cost a thing. Sitting back, happy jack, taking my time. One more go, that'll show I'm out of rhyme. So sit back, Jack, it's time to relax. Hoş geldiniz Demet Hanım. Demet Hanım, iyi misiniz? Hakan geldi mi? Hakan Bey daha gelmedi. Bir şey ister misiniz? Hayır. Yalnız kalmak istiyorum. Peki efendim. Ferit'e, Hakan Bey istedi, Resul de kız kardeşinin arabasını bozdu. Kaza yaptırttı mı diyeceğim. Nasıl olur böyle bir şey? Nasıl olur? Abla? Nasıl? Canın sıkkın gibi. Hesaplara daldım hanım ya. Bu ayki kredi ödemelerinin zamanı yaklaşıyor. Ben koşturmaktan hiç ilgilenmemişim. Oturup bir hesapları inceleyeyim dedim de her şey üst üste gelmiş. Kredi ödemeleri, borçlar, maaşlar, sigortalar. Haberleri kötü galiba. Maalesef öyle. Bir hafta sonra ikimizin de kredi ödemesi var ama kasada bunu karşılayacak para yok. Restoran ancak kendini döndürüyor. Gelen para masraflara gidiyor. Geçen ay zorlanmadık. Tabii merak edip gelenleri fazlaydı. Artık rutine giriyoruz. Böyle sıkıntı olabilir biraz. Manamicim, bizim durumumuz sıkıntıdan biraz daha fazla. İşler çok parlak değil. Bu ay kredilerimizi öderken zorlanabiliriz. Ha, o kadınlar derneği yemeği vardı. 50 kişilik toplantı olacaktı. Var, hala var. Ama hesaplarıma göre o bize yeterli gelmeyecek. Daha fazlasına ihtiyacımız var. Yani bu ay taksiti ödeyemeyeceğiz diyorsun öyle mi? Yok Manami, olur mu öyle şey? Ödeyeceğiz tabii, ödemek zorundayız. Babamın güvenini boşa çıkaracak değilim. Biliyorsun, ailem ben buraya açabileyim diye evlerini ipotek ettirdi. Evet. Ya ben de hiç istemiyorum. Ama bu durumda galiba diri kursundan para çekeceğim.
kızlar. Ah Fatoş, hoş geldin. Malzemeleri aldınız mı? Ay, yok, alamadık. Haber geldi Kadınlar Derneği'nden, toplantıyı iptal ettiler. Ne? Hı? Ya maalesef öyle oldu yani. Ya öyle de güzel şeyler seçmiştik ki. Bak bu çok kötü oldu şimdi. İyice geriye düştük. Geriye düştük derken yani neyden geriye düştük? Anlamadım. Ya bu ayın taksiti nasıl ödeyeceğiz onu konuşuyorduk da. Ay o kadar mı kötü yani durumumuz? Yok. Sadece benim durumum bu kötü. Halledeceğim. Abla sen iyi olduğuna emin misin? Bana kızdın değil mi? Yok. Yani kızgın değilim de. Üzgünüm. Mahkemenin böyle sonuçlanması. Şirketten kovulmaması. Bulut'un gitmesi. Ben Bulut'a çok alışmıştım biliyor musun? O bana abimin hatırasıydı. Ferit abinin vesayeti alması Bulut'u bizden uzaklaştırmaz ki. O hala abimizden kalan tek hatıra. Öyle. Şirket meselesine de gelince Ferit abi sizin özellikle de Hakan'ın parmağı olan her şeyi araştırıyor. İşe alımlar, anlaşmalar. Hakan hiçbir zaman güvenmedi. Ki haklı da. Ama fazla abartıyor bence yani. Ön yargıları var. Hırslarına yenik düşüyor. Bırak araştırsın. Eğer ortada bir şey yoksa bir şey çıkmaz zaten. Bu arada ben birlikte başladığımız projeye devam ediyorum. Bırakma. O iş bende. Deniz. Ben geldim. Ay, tam görmek istediğim adam. Deniz hoş gelmişsin kardeşim. Hoş bulduk. Deniz bak bu söyleyeceklerim için ne olur beni affet kusura bakma ama... ...ne konuşmuş olursak olalım ne olmuş olursa olsun... ...ama mahkeme günü hani kapı açıldı ve... Mahkeme salonuna girdin ya. Tamam dedim ya. Bu iş bitti. Bulut artık bizde. Şimdi dedim Deniz bir konuşacak. Hakim tamam diyecek. Ama sen öyle bir konuştun ki. Ya yemin ederim hayal kırıklığına uğradık. Yani biz seni kardeşimiz bildik. Oysa ki sen bizden yana oy kullanacakken... ...gidip düşmanlarımızdan yana oy kullandın. Yani bu yaptığın kardeşliğe hiç sığmadı bedeniniz. Hakan birincisi... ...sen benim kardeşim falan değilsin. Kardeşimin kocasısın. İkincisi o düşman dediğin adam... ...Bulut'un çok değer verdiği birisi. Dayısı. Değil mi? Daha önce de söylediğim gibi bu davada benim için tek önemli olan şey... ...Bulut'un mutluluğu. Ve kararımı da Bulut'un mutluluğu için verdim. Başkalarının değil. İyi yapmışsınız Deniz Bey. Siz nasıl diyorsanız öyle olsun bakalım. Ben gidiyorum. Dikkat et kendine. Sen de canım için. Görüşürüz. Ne konuşuyordunuz bakayım kardeşinle ben gelmeden önce? Hiç. Havadan sudan.
Bravo Demet'ciğim, bravo. Demek havadan sudan ha? Biz mahkemeyi kaybedelim. Şirketten kovulalım. Bulut evimizden, elimizden gitsin. Sen denizle havadan sudan konuşuyordun öyle mi? Bravo. Hakan. Hı. Benim yukarıda biraz işlerim var. Müsaadenle. Aşkım, bakar mısın? Hayrola, ne var senin? Bir şey mi oldu? Ya yeni kredi vermez mi yani bankalar bize şimdi? Yok Fatoş'cum, bence vermezler. Hem borçlu ödemek de çok akıllıca olmaz şu an. Of ya. Ya çok özür dilerim, ben böyle araya girmiş gibi olacağım ama tam bir şey anlamadığım için sormak istiyorum. Ferit Bey, restoranın %50 ortağı değil mi? Yani ne bileyim, kendisine durumu bir çıtlatsak be. Yok, yok Tarık'cığım. O kapı tamamen kapalı, hiç kurcalamayalım orayı. Yani şurada bak kaç kişiyiz, kendi yağımızda kavrulmaya çalışıyoruz. Ayrıca zaten borç benim şahsi borcum. Restoranın borcu değil. Yok anladım da şey ne bileyim. Hani Ferit Bey de yabancımız değil ya. Özellikle senin biraz kocan oluyor. Yani ne bileyim, söylesek belki bir şey değişir ama. Tarık, ben de söyledim ama Nazrı istemiyor. Gerçekten bu konuyu kapatalım. Yani bence kendi başımızın çaresine bakabiliriz. O kadar da kötü durumda değiliz. Hem restoranda Ferit'e güvenerek açmadık Tarık. Bırak halledelim. Ay keşke birisi şöyle bir çuval altın bıraksa kapımızın önünde değil mi? Ya da süper loto falan oynasak çıksa süper olmaz mı Nazlı? Olur valla. Eh yani Fatoş, işimiz de ona kaldıysa eyvah eyvah. Ne ya, hayal de mi etmeyelim? Aslında bir yolu var ama... Manım için bir önerim varsa bizden saklama, bak çok ihtiyacımız var şu an. Ben daha önce paraya sıkıştığımda bir adamla tanıştırdılar. Yüksek miktarda borç verdi. Ben de onu sonra taksit ödedim. Ay Tarık, görüyor musun ne kadar iyi insanlar var ya, bak Nazlı. Fatoş'cum, o biraz senin iyiliğin oldu zannımca. Zira o bahsettiğimiz bey amca bunu babasının hayrına yapmamıştır diye düşünüyorum, öyle mi? Tabii, ben bayağı yüksek faizle ödedim bunu. Arasak mı? Yok Manami, aramayalım. Yani onu en kötü ihtimal olarak düşünelim. Ya bence moralimiz bozulmaya gerek yok. Hala biraz vaktimiz var. Eğer işleri sıkıcı asılırsak hallederiz. Aynen Nazlı ya. Biz bitti demeden bitmez, o kadar. Tarık'cığım, bu arada bu konudan Ferit'in haberi yok ve olmasın istiyoruz. Uygun mudur senin için? Aa, teessüf ederim ama. Olur mu öyle şey? Tabii ki canım. Bu masada olan bu masada kalır. Benim ağzım çok sıkıdır. Piyasada da öyle tanınırım yani. Duyduk. Aşkım, Deniz geldi, gitti. Bir garipsin, bir mahzunsun, bir suskunsun. Bak, senin dinin altında bir baklava çıkarmıyorsun. Ben de sana güzel bir hazırladım. Aşkım yapma şunu, al lütfen, hadi kırma beni. Demet, şimdi bir yudum içeceksin, başka bir şey değil ya. Kızım sen delirdin mi, kafayı mı yedin, ne yapıyorsun sen? Nasıl yaptın sen bunu? Ne? Nasıl öldürttün abimle Zeynep'i? Nasıl yaptın sen bunu? Sen nasıl bir insansın ya? Ben nasıl bir insanla evliymişim ya? Kızım sen delirdin mi? Ne öldürmesi? Neden bahsediyorsun sen? Sen abimin katilisin sen. Demet, bana Ferit Aslan'ın ağzıyla konuşma. Bak seni uyarıyorum. Beni Ferit Aslan'ın suçladığı şeylerle suçlayamazsın. Ben senin kocanım. Pişman olacağın şeyler söyleme. Ben senin abinin için öldüreyim kadın. Sen kocam ha? Abim ve Zeynep'i öldürtmek için o Resul denen para yedirdin. Sakın inkar etmeye çalışma. Demet. Her şeyi gerçek kaynağından öğrendim. Her şeyi. Benim bak, ayrıca şunu da biliyorum. Sana susuyorum. Şunu da biliyorum. Ferit, o arabayla çok oynandığını öğrenince... Sana... ...sen gittin, çok... hocalardan adamı buldun beni. Yeter. Ben öldürdüm lan. Ben öldürdüm. Anladın mı? Oğlum bildi, kendimi de ben öldürdüm. Anladın mı? Bizim için... İkimiz için. Senin abin var ya Demir. O abinle, o kardeşin Deniz'le seni ne ablaları ne de kardeşleri olarak görmediler. Seni hayatta bir tek kişi sevdi kızım, o da benim.
Bana karma! Senin bu hayatta benden başka hiç kimse yok! Tamam mı? Sen onlar için bir hiçsin kızım. Seni hiçbir zaman istemediler. Hiçbir zaman aralarda almadılar seni. Senin o yere göğe sığdıramadığın abim var ya o Demir. Sen onun gözünde, kalbinde hiçbir şeysin, hiçbir şey. Bana bak! Bana! Sen onun umurunda bile değilsin. Sen onun için hiçbir şeysin Demet Hanım. Hiçbir şey. Sen pis bir katilsin. Abimin katilisin. Ve ben sana bunun bedeli de çok ağır ödeteceğim. Çık! 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 Pis ellerini! Yarın yine bekliyoruz Makbule. Tamam Ferit Bey. Sabah erkenden gelirim ben. Görüşürüz Bulutçuğum. Görüşürüz Makbule teyze. Hadi iyi günler size. İyi günler. Nasıl, sevdin mi Makbule teyzeyi? Sevdim, sevdim. Bundan sonra biz yokken o ilgilenecek seninle. Tamam, biz zaten anlaştık onunla. Hem ders çalışıyoruz hem oyun oynuyoruz. Aferin sana. Dayı, Nazlı nerede? Nazlı restoranda, daha var gelmesine. O zaman biz gidelim mi ona? Nazlı şimdi çok yoğundur, rahatsız etmeyelim bence. Hem birazdan Beşiktaş'ın maçı başlıyor, izlemez miyiz? Süper, hadi izleyelim. Dikkat et. Çok merak ediyorum, bu kadar bahsettin şu muhteşem yemeğini. Evet, ay bu muhteşem yemeğimi hazırlamak için izlemediğim yemek programı. Efendime söyleyeyim, okumadığım yemek bloğu kalmadı biliyor musun? Hepsinin böyle püf noktalarını öğrendim ve ortaya bu muhteşem yemek çıktı. Ciddi misin? Evet. Hazır mısın? Evet. Tada! Ha. Bayağı uğraşmışsın ya. Evet ya, bayağı uğraştım gerçekten. Aslında mısırları kendim de patlatabilirdim ama üşendim. O yüzden böyle paketten aldığım gibi direkt tencerenin içine koydum hepsini. Aç değilsin değil mi? İstersen dışarıdan da bir şeyler söyleyebiliriz. Yok ya, aç değilim aslında o kadar. Bugün Nazlı'yı gördüm şirkette. Hı. Buraya da geldi. Ferit, benden özür dileyecek demişsin. Aynen öyle dedim. Böyle bir şey olmayacağını biliyorsun değil mi? Biliyorum ama benim de istediğim bu zaten. Bunun için kavga ettiler. Aman ya, ne olacak ki onlar kavga etse? Bugün kavga ederler, yarın barışırlar. Onların mizacı bu yani. Sence ne kadar sürecek bu evcilik? Yani Bulut varken ayrılmaları bayağı zor. Ama aslında bunlar böyle ne kadar sahte evlilik ayağına yatsalar da birbirlerini gerçekten seviyorlar yani. O yüzden bu sahte evlilik, bugün sahte evlilik olur, yarın öpüşmeli evlilik olur. Uzarla gider yani. Deniz. Bak, ben senin hayallerini yıkmak istemedim. Böyle düşündüğüm için söyledim. Anladım da böyle birden söyleyince bir şey oldu. Aliye gibi konuştum. Yalnız aramızda bir fark var, dikkatini çekerim. Ben sana ne yapman gerektiğini söylemiyorum. Ne düşünüyorsam onu söylüyorum. Sen şimdi hiç böyle o bunalım kafasına girme, böyle kara bulutlar gezmesin tepemizde. Biz seni yükseltelim, şey yapalım. Ha, biz senin bara gidelim, ha nasıl olur, gidip orada dans edelim, süper. Hadi. Ben sana makarna mı yapsam ya? Çok güzel makarnam var, çok iyi yaparım. Olur, o da güzel fikir. Tamam. Ay Deniz, kusura bakma, ben sana yardım edemeyeceğim. Çünkü bu patlamış mısırları tencereye doldururken bayağı yoruldum. Bunları yiyeyim ben artık. Demet. Demet kızım, ne yapıyorsun sen? Delirdin mi ya? Bırak şunları, otur konuşalım. Ne konuşacağız seninle? Biz seninle ne konuşabiliriz? Abim öldürmeyi nasıl planladığını mı anlatacaksın bana, yoksa ne? Demet. Hakan, sen abimi öldürmesi için tuttuğun o pis adamı benim burnumun dibine kadar şoför diye soktun. Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Benim seninle bütün ilişkim bitti. Sen benim için yoksun artık, çekil. Bana bak! İri dirin ben! Seni paramparça yaparım. Ne demek bitti ha? Bitti ne? Bu ne lan? Bu ne? Ne bitiyor? Bana bak Demet Önder, hareketlerine dikkat et, çok kötü yaparım seni.
Biz seninle aynı gemideyiz, anladın mı? Küçücük bir dalgada beraber sallanırız. Bir fırtınada beraber alabora oluruz. Beni delirtme! Hayır. Ben seninle... Ben seninle aynı gemide falan değilim. Ben seninle aynı havayı bile solumak istemiyorum bundan böyle. Ben senden utanıyorum. Sen bir kanat değilsin. Peki. Demek ben pis bir katilim. Peki ben katilsem sen de büyük bir ihtimalle melek oluyorsun. O zaman benim meleğe bir sorum olacak. Sevgili melek, bu sahne mevzusunda Nazlı'yı kim öldürmek istedi? Sen ne diyorsun ya? Hemen tekrar ediyorum. Bu sahne mevzusunda Nazlı'yı kim öldürmek istedi? Sen ne demek istiyorsun? Dur ben cevap vereyim. Sen. Peki seni bu işten kim kurtardı? Onu da hemen söyleyeyim. Ben. Hemen. Biliyor musun? Bu mevzuların ortaya çıkması benim bir tane telefonuma bakar. Bir telefon açarım, haber salarım, çocuk gelir, her şey biter. Ha, baktığın zaman tabii ki ikimiz birden hapse gireriz, o ayrı da ben bir şekilde yırtarım. Sen ne yapacaksın, ha? Senin şu halinle, şu güzelliğinle hapishanede seni ne yaparlar biliyor musun? Yaklaşma. Biz bundan sonra beraberiz. Bizim artık evlilik dışında başka bir hukukumuz var seninle. Öyle. Ağlasan da öyle, zırlasan da öyle. Biz artık ortağız. Böyle demek daha güzel. Anladın? Anca beraber, kanca beraber. Şimdi bu dağıtığın elbiseleri yerine diz. O valizi oradan kaldır. Ağzını yüzünü topla. Öyle çık bu oğlum. Aferin. Keşke babamı dinleseydim. Keşke seninle evlenmeseydim pis herif. Ay Deniz ya, makarna enfes olmuş gerçekten. Ellerine sağlık. Resmen iki tabak yedim. Afiyet olsun. Ay hava böyle nasıl aniden soğudu ya? Benim böyle birkaç parça kalın bir şeyler almam lazım evden. Yanımda hiç getirmemişim. Benden sıkıldın mı? Yok, hayır. Yani eğer sıkıldıysan söyle de kalacak başka bir yer bulayım. Yok ya, senden sıkılmadım. Daha kendimden sıkılmış olabilirim. Yani kafamın içinde sürekli böyle Nazlı geçiyor. O ne yapıyor, ne düşünüyor, neye gülüyor falan. Deliriyorum galiba yavaş yavaş. Ben senin ilacını biliyorum. Çalmayacak mısın? Bak şimdi arkandan ağlamaya başlar. Thank you.
şöyle koysan. Burası olmadı ki, ağaçlar kapatıyor. Şöyle gidelim Rukişciğim. Şurada dursa. Tamam, burası oldu. Sen şimdi burada böyle dur, tamam mı Rukişciğim? Hırsız da dışarıdan bakar, der ki aa bu evde bir insan varmış, ben bu eve sakın girmeyeyim der. Biraz akıllıyım kızım, ne sandın? Bana bak. Kim var orada? Dolapta yarısı yenmiş çilekli bir pastam var. Onu al git. Başka da değerli bir şeyim yok zaten ya. Yıkadığım tabaklar kaymış, iyi mi? Hay Allah'ım yarabbim. Ay ben vallahi yemin ederim sabaha kadar korkudan kafayı yerim böyle tek başıma. Engin'i falan mı arasam acaba ya? Gelir yanımda durur en azından. Yeni ayrıldım yani, böyle görmek için bahane uyduruyormuş gibi olacağım ya, böyle olmaz. Tarı arayayım ya ben. Vallahi Tarı arayayım. Yani öyle bir başlangıçtan böyle muhteşem lezzetli bir sonuç nasıl çıkıyor ya? Arkadaş kokoreç mi yedik, pirzola mı ya? Oh! Telefon. Vallahi Fatoş. Efendim Fatoş? Alo Tarık. Ya kusura bakma, seni böyle akşam akşam rahatsız ediyorum ama şu Allah'ın cezası hırsızın yüzünden aşırı derecede korkuyorum şu anda evde. Sen neredesin? Buralarda mısın? Ben galiba yakınım sana. Fatoş, tamamen tesadüf eseri ben çok yakında bir yerdeyim, biliyor musun? Ne yapayım? Geleyim o zaman ben. Yani müsaitsen. Ay harika, çok iyi olur. Gel gel. Birazcık sohbet ederiz. Ben çok gerildim çünkü. Yok, hiç gerilecek bir şey yok Fatoş. Korkmana gerek yok. Ben geliyorum şimdi. Tamam. Tamam, süper. Oh be. Aferin ulan Tarık, aferin be. Ama sevdiğin kızı tanıyacaksın abi. Nasıl tahmin ettim? Hı? Oh. Hmm. Yok artık, uçarak mı geldin, ne yaptın Tarık? Ay. Aa Engin. Fatoş. Sen nereden çıktın ya? Ya buralardan geçiyordum da cevapsızını görünce bir uğrayayım dedim. Ha, hemen kapamıştım ama çalmış demek ki. Sen iyi misin? Rengin soluk gözüküyor. Ay pek iyi değilim ya. Bizim mahalleye bir hırsız dadandı da. Gel gel içeride anlatayım. Ay mahalleye bir tane hırsız dadanmış. Ondan sonra karşıda bir tane doktor var. Onun evine girmiş geçenlerde. Bizim de üst komşu Kevser teyze var. Geldi geçen gün, bana bunu anlattı kapıda. Ay o günden beridir yemin ediyorum gram huzurum kalmadı yani Engin. Allah Allah. Ay gel gel. Tarıkcığım. Fatoş. Tarık. Ay şu anda kendimi o kadar güvende hissediyorum ki anlatamam yani. Her şeyi anlatacağım ikinize de. Gelsene içeri. Engin Bey. Nazlı? Bulut? Uyuyamadın mı sen? Uykum kaçtı. Gel, gel birlikte yatalım. Gel. Gel bakalım üstünde.
Tülüm. Sen neden buradasın? Dayım nerede? Benim çok sevdiğim bir belgesel vardı da onun tekrarı varmış, onu bekliyorum. Ne belgeseli? Ne belgeseli? Aa bak, penguen belgeseli başlamış zaten. Ben penguenleri çok severim. Peki izleyelim o zaman. Uykumuz gelince de yatağımızı geçeriz. Tamam. Günlerce ve günlerce süren yürüyüşlerinden sonra... Ne oluyor bakayım burada? Hayır, gel gel. Belgesel seyrediyoruz biz. Bir araya gelin. Hayır o zaman. Ap. Güvenli bir ortamda bir araya gelen imparator penguenler... ömür boyu sürecek aşkları buradan arıyor... ve buradan nesillerini devam ettiriyorlar. İmparator penguen bu mu? Hı hı. Antarktika, Güney Kutbu. Ortalama sıcaklık -40 derece. Efendim, yanadın. Üzerinde tek bir varlık hayatta kalır. İstemedim. İmparator penguen. Denizden çıkarak toplanan imparator penguenler... Asuman yüzünden. ...sanki bir şeyi bekler gibiler. Birden bir ses... Asuman, o duvarın bir tuğlası Ferit. Bekledikleri... Hepsini konuşmaya ömrümüz etmez, boş ver. Hepsi birlikte ayağa kalkıp bir yürüyüşe geçerler. Bu bir aşk yürüyüşüdür. Bu yürüyüş günlerce sürecektir. Farklı yönlerden gelen gruplar aynı gün aynı yerde bir araya geliyorlar. Tıpkı bir büyü gibi. Ay, akşam akşam da sizi buralara kadar böyle rahatsız ettim ya. Halbuki ne olacak yani, değil mi? Hep benim bu gereksiz korkum işte. Hırsız bizim eve girip ne yapsın? Fatoş, ben bu gece burada kalabilirim istersen. Ha, yok sağ ol Engin. Benim zaten uykum geliyor gibi oldu biraz. Siz gidince hemen uyurum. Tamam ama istediğin zaman arayabilirsin beni. İki elim kan da olsa koşar gelirim, biliyorsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Bunu duymak çok güzel. Tarık, geç oldu artık, kalkalım biz de. Evet evet, kalkalım. Fatoş Hanım da yatsınlar. Peki. Hadi bakalım. Aa, geldi. Kim geldi? Hırsız. Ne hırsız ya? Kesin aşağıdan şu anda. Sigortayı kapattı. Yok ya Fatoş. Karşı binanın da ışıkları yok işte. Bütün mahalleyi aynı anda mı soyacaklar? Ya ben şu anda ayak sesleri duyuyorum. Siz duymuyor musunuz arkadaşlar? Dinleyin bak. Şu anda var ya, eve giriyorlar resmen. Aha, geliyor. Yemin geliyor, yemin ederim, yasaktan. Üç deyince üstüne saldırırız. Üç deyince ağzını burnunu kırarız. Tamam, eline bir şey yap, çabuk. Aramadım Fatoş. Ya ben böyle usulca içeriye girecektim. Senin ruhun bile duymadan iki parça kıyafet alacaktım alt tarafı. Ne bileyim ben böyle evde hırsız alarmı olduğunu. Baktım elektrik yok, karşı apartmanda var mı diye cama yaklaşırken tepemde buldum sizi tavaylı ışıkla. Neyse neyse, tamam. Yani yalnız gece gece hep beraber bayağı gerildik, kabul edelim ha. Gerildik tabii. Yani Asuman, gerçekten unutulmaz anların insanısın yani. 6 ayımı aldın ya.
işimizi bitirelim de paşa dayının yanınca çıkalım. Tamam. Paşa dayın geldi. Dayı. Biz yemeğimizi yedik, hazırız. Aferin sana aslan parçası. Günaydın bebek. Hı? Günaydın hayatım. Hadi geç kalacağım ama. İyi hadi montunu giy bakalım. Gel bakalım. Sevgilim sen de giy, üşüme. Teşekkür ederim. Ben çıkayım en iyisi. Yok çıkma, gel buraya, çantam var. Heh, peki. Benimki de var. İyi. Gel bakalım. Hı? Aferin, hadi bakalım. Anahtar getirsin bana. Nereden çıktı bu kapı kilitleme adeti? Kimse duymuyor mu beni ya? Şu kapıyı bir açar mısınız? Açamazlar. Açar. Aç şu kapıyı. Açamaz. Çünkü ben öyle emrettim. Sen işine. Ne demek oluyor bu Hakan? Şimdi beni eve mi kilitliyorsun? Aşk olsun bir tanem ya. Niçin öyle diyorsun? Hiç öyle bir şey yok. Şşş. Dokunma. Canını yakarım senin. Akıllı dur. Sağlam kafayla düşünüp ne yapacağımıza karar verene kadar evde kalmanı istiyorum. Tamam mı? Şimdi beni sinirlendirme. Otur kahvaltı yapalım. Kahvaltı günün en önemli öğünü. Öyle değil mi? Beni sofrada yalnız bırakma. Hadi aşkım. Hadi gel. Bak çok güzel şeyler hazırlamışlar. Hadi Demet'ciğim. Oturur musun lütfen? Aşkım oturur musun? Otursana kadın! Kıyamam. Aşkıma reçel yedireyim. Biliyor musun köy reçeli? Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım ha? Oo şöyle fazla fazla süreyim torpilli. Al. Demet, ye. Peki sen bilirsin, ben yerim. İş görüşmesi için birazdan Cihan Bey burada olacak. Sen tamam demiştin ona. Ben tamam dedim de senin de bir okey vermeni istiyorum. Referansları sağlam, tecrübeli de. İlk 11'e girer mi diyorsun? Onu bilemem. Şenol Hoca'nın takdiri. Vallahi ablacığım eğer eve dön demeye geldiysen hiç boşuna nefesini yorma. Çünkü Ferit Aslan benden özür dileyecek önce. Bir şeyler ister misin? Çay falan koyayım mı? Yok afiyet olsun Asma. Asuman hayırdır? Yani geçmişte yaptıklarını düşününce bu afra tafranın altı bana çok dolu gelmiyor üzgünüm. Aa ama senin hafızan her şeyi silmiş olabilir. Seversin. Yo düşünüyorum her şeyi hatırlıyorum. Ama ben hata yaptım. Hatalarımı da kabul ediyorum. Sonra gittim paşa paşa özrümü diledim. Şimdi o da aynısını yapacak. Asuman güven bana. Özür dilemek o yaraları telafi etmiyor. Tamam haksız yere suçlandın haklısın. Ama düşün bakalım. İnsanlar sana karşı nasıl bu hale geldi? Niye sana karşı bu kadar acımasızlar? İnsanlar kendilerini korumaya çalışıyorlar Asuman senden. Açtığın yaralar öyle kolay kolay kabuk bağlamıyor. Vallahi sendeki yaralar çok kolay kabuk bağladı. Mesela adamı seviyordun. Sonra kısa yoldan evlenmiş oldun. Fena mı oldu? İğneli laflar. Güzel Asuman. Ama artık yemezler ablacığım.
Bak bence ne yapalım biliyor musun? Bir büyüye danışalım. Babamı arayalım mesela. O çözsün bu durumu. Hem çok merak ediyorum Deniz'in evinde kaldığını öğrenince tepkisi ne olacak? Tabii beni yola getiremedin şimdi de geldin beni tehdit ediyorsun değil mi? Peki babam küçük kızının ablası tarafından ihanete uğradığını öğrense? Hı? Ablasının 3 günlük adama güvenip onu suçladığını falan duysa ne olur? Bilmem ne olur. Mesela kızının para için el kadar çocuğun hayatıyla oynadığını bilse ne der? Ya da sonra bu hatasını telafi etmek yerine Demet'le Hakan'la girdiği tehlikeli oyunları öğrense ne der? Vay be. Babamın bilmediği ne çok şey varmış Asuman ha? Blöf yapıyorsun şu an. Sence? Sence yapıyor muyum? Alo kızım. Babacığım nasılsın? İyiyim kızım. Sen? Ben de iyiyim. Tamam geleceğim. Ya vallahi geleceğim. Nazlı, bir şey mi söyleyecektin? Evet babam, bir şey söyleyeceğim. Dinliyorum kızım, söyle. Babaannem bize bir yemek yapıyordu, hatırlıyor musun? Evet, evet, hatırlıyorum kızım. Hah, işte bizim restorana gelen bir müşterinin ninesi onu bulgurdan yapıyormuş. Bulgurdan mı yapıyormuş? Çok enteresan değil mi? Evet, enteresan. Ama değişik malzemelerle yapıldığını ben de duymuştum. Demet Hanım. Ne var? Çekil karşımdan ya. Dışarı çıkacağım. Kusura bakmayın çıkamazsınız. Çekil karşımdan dedim. İstediğim yere giderim ben. Maalesef çıkamazsınız. Hakan Bey'in kesin talimatı var. Arkadaşlarım sizinle yaptıkları görüşmelerde çok olumlu izlenimler edinmiş. Ben de onlarla aynı fikirdeyim. Sizi şirketimizin çatısı altında görmek bizi çok mutlu eder. Ben de çok mutlu olurum Ferit Bey. Ve sizinle birlikte çok başarılı işlere imza atacağımıza eminim. O halde şimdilik burada bırakalım. Yarın detayları yeniden konuşuruz. Nasıl isterseniz. Bilir. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Seninkilerin keyfi yerinde. Öyle. Deniz Galatasaraylı değil miydi ya? Ya evet sorma öyleydi de stada geldiğinden beri kafası bayağı karıştı. Dikkat et de Bulut'un aklını çalıp cimbomlu yapmasın. Bence Bulut onun aklına girer. Siyah! Beyaz! Siyah! Beyaz! En büyük! Beşiktaş! Şampiyon! Beşiktaş! Deniz'e bak 2 dakikada Beşiktaşlı oldu ya. Aynen öyle Beşiktaşlı oldu bile. Stadın büyüsü işte. Bir, iki, üç. Beşiktaş. 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 Birden gaza geldim burayı görünce ya. Ama sonuçta yani bütün takımlar kardeş değil mi? Çak. Kolay gelsin ustam. Alo, Ferit Bey acil görüşmemiz lazım. Burada bir şeyler dönüyor. Bu her zaman görüştüğümüz yerde. 1 saat sonra buluşalım olur mu? Tamam. Usta nereye gidiyor bu Tahir? Acele işi çıktı. İzin aldı gitti. Allah Allah. Neyse kapat sen şu kapıyı bir. Mustafa yürü gidiyoruz. Çok iyi statmış hakikaten. Bulut'un da keyfi çok yerinde. İyi düşünmüşsün. Bundan sonra hep beraber geleceğiz maçlara. Yukarıda koltuğu hazır. Sen de gel istersen. Yok ya sanmıyorum. Nedir canını sıkan? Aslında bunun tek bir cevabı yok. Mesela? Mesela... Ablamı şirketten atman.
Ben bu konuyu hallettiğimizi sanıyordum. Halletmedik. Yani sen öyle düşünüyor olabilirsin ama halletmedik. Ablam için çok endişeleniyor. Durumu hiç iyi değil. İçeride bir yazı var, okudum mu bilmiyorum. Şerefinle oyna, hakkınla kazan yazıyor. Onlar bu oyunu dürüstçe oynamadılar Deniz. Ne hak ettilerse onu yaşıyorlar. İyi de hayat sadece siyah beyaz değil. Ya arada griler de var. Ya bu kadar kesin konuşamazsın. Evet var. Gri de güzel renk. Hatta bazı formalarımız gri. Çok güzel. Ama hayatta bazen sadece siyah beyaz vardır Deniz. Onları affetmeni bekleme ben. Bak mahkemede sizin lehinize konuşmuş olabilirim. Ama... Ama kimsenin bilmediği bir şey biliyorum. Bunu Hakan'la ablam öğrenirse ne olur? Bu bir tehdit mi? Hayır. Yani... Sadece ablama şirkette hak ettiği payı vermeni istiyorum. Demir abimin uzun süredir vermeyi düşündüğü payı. Tamam Hakan'ı güvenmiyor olabilirsin. Ben de güvenmiyorum. Yani girmesin şirkete, umurumda da değil. Ama ablam umurumda. Ve ona sembolik payını ver, şirkete geri dönsün. Peki. Böyle olsun. Demet istediği zaman şirketteki işine geri dönebilir. Demir'in %5'lik payını hemen işlemleri yapar, ona devrederiz yalnız. Hakan şirkete adımını bile atamaz. Ne kadar sallı kupa var dayı. Evet dayıcığım, hepsinin de arkasında büyük başarı hikayeleri var. Biliyorsun hayatta hiçbir başarı alın teri dökmeden kazanılmıyor. Bu kupaları kazanmak için de çok ter döküldü. Hatırlıyor musun? Birkaç sene önce seninle buradan geçerken stat daha inşaat halindeydi. Stadın çatısındaki membranları sayıyorduk. Kaç tane takıldı, ne zaman biter onun hesabını yapıyorduk. Aa evet hatırladım. Hatta hemen bitmesini istiyorduk. İnternetten inşaatın canlı yayınını bile izlemiştik. Zaman çabuk geçiyor işte. Gerçi sen şanslı çocuksun. Bu yaşındaki şampiyonluk gördüm ben, bir ara epey beklemiştim. Dayı, o amca kim? Gel. Bulutçum, bu... Efsane başkanımız Süleyman Seba. Beşiktaş'a hayatını adamış... Beşiktaş'a her şeyini vermiş büyük başkanımız. Ona çok şey borçluyuz. Biliyor musun, Süleyman Seba'nın çok sevdiğim bir sözü var. Demiş ki, iyi insan olmadan iyi Beşiktaş'ta olunmaz. Vay be. Neredesiniz ya? Buradayız. Bulut'a biraz Beşiktaş'ın şanlı şerefi tarihinden bahsediyordum. Sevdin mi bari? Çok sevdik abi. Oo, bu bayağı olmuş ya. Yavru kartal olmuş. Ay Fatoş, Allah aşkına ben nasıl bırakıp gideyim? İşim gücüm başında durmam lazım. Yani bu kredi borcunu ödemenin başka yolu yok. Müşteriler buradan memnun ayrılacak. Sonra arkadaşlarını alıp geri gelecekler. Tamam Nazlıcığım, öyle de yani bu yeni gelen taksiyi nasıl ödeyeceğiz? Benim aklım şu anda onda. Taksit günde kaç gün kaldı şurada ya? Düşünüyorum Fatoş. Yemek yaparken düşünüyorum aynı zamanda. Ben böyle böyle kaç problem çözdüm biliyor musun sen? Ona eminim canım. Yalnız var ya, her işi şu tek başına yapma huyum var ya, işte en gıcık olduğum huyun o Nazlı. Bari bırak şu sosu karıştırma işini, burada yamaklar yapsın ya. Bu kadar insan boşluğu mu Allah aşkına? Aa, o kadar kolay diyorsun yani. Ya ne kadar zor olabilir ki? Peki, aç kulaklarını, beni iyice dinle, bir de izle aynı zamanda. Evet. Bu işin sırrı tarif falan değil, yapılış şekli. Sen ve sos iki sevgili gibi olacaksın. İki sevgili gibi. Ay çok hoşuma gitti bu Nazlı. Evet dinliyorum. Bak, mesela... Ateş çok harlı olursa böyle köpürür falan, tadı kaçar.
Ama çok kısık olursa da şu gördüğün mükemmel kıvamı asla tutturamazsın. Çok karıştırmayacaksın. Ama az karıştırırsan da dibi tutar. Ay, ay gerçekten de kadın erkek ilişkisi gibiymiş yani. Benim hiç beceremediğim şeyler, hele ki bu ara. Evet benim. Ne yapmış? Tamam. Tabii ki. Ne olmuş? Bulut. Bugün okulda basketbol antrenmanı vardı. Çocuğun birine kafa atmış. Aa, bak sen şuna. Ay Fatoş, velileri çağırıyorlar. Ben buraya bırakıp gidemem. Ferit arayayım. Tamam. Yapıyorum, yapıyorum. Merak etme. Alo. Ferit, bizim bir problemimiz var. Fazla yaklaşmayalım da anlamasın bizim olduğumuzu. Nazlı, şu anda çok önemli bir görüşme için yoldayım. Ben okula gidemem, sen gidip görüş. Ben de mutfaktayım. Yalnız hatırlatırım, evin mutfağında değil, restoranın mutfağında. Bir sürü sipariş var, bırakıp gidemem. Yardımcılarım var Nazlı, bugünlük onlar yapsın. Senin çünkü çok önemli toplantına yardımcıların gitsin o zaman. Nazlı, bu çok özel bir görüşme. Benden başka kimse gidemez. Eğer sen de çıkamıyorsan Tarık'ı ara, o ilgilenir. Ya Ferit, çok önemli diyorum sana. Bulut arkadaşına kafa atmış, ne Tarık'ı? Nazlı, çocuk bunlar. Kavga da edecekler, düşüp bir yerlerinde yaralayacaklar. Tarık gitsin, ben sonradan konuşurum Bulut'la, tamam? Kapatıyorum şimdi. Efendim Ferit Bey. Tahir. Bekir seni takipte. Buluşma yerine girme. Gez, toz, bir yerlerde bir şeyler ye. Sonra tamirhaneye geri dön. Tamam mı? Tamam Ferit Bey. Allah kahretsin ya. Allah kahretsin. Ya bu erkeklerin kafası ne acayip çalışıyor. Yok ne olacakmış? Yok çocukmuş, kafada atarmış. Fatoş, ne yapıyorsun? Ay tamam, tamam, tamam. Karıştır, karıştır, karıştır. Bak. Yavaş, yavaş karıştır. Hızlı değil, yavaş. Ne diyordum? Bu erkek milletin ne acayip kafası var ya. Yok çocukmuş, yok ne olacakmış, atlarımı kavga etmişmiş. Yok kavga ede ede büyürmüş. Tarık baksınmış, daha neler. Ne olacak şimdi? Yani bir şey olmayacak. Ben paşa paşa gideceğim. Aklım orada kalacak, yoksa dayanamam. Tamam bebeğim, sen hiç merak etme. Bu da oldu herhalde ya, alıyorum artık. Ha? Evet, olmuş Fatoş'cum. Eline sağlık. Ay, hiç önemli değil. Gerçekten kadın erkek işleri sana göre değilmiş. Ay Nazlı. Nazlıcığım, sen şimdi git. Biz burada hallederiz yani işleri. Hiç aklın bizde kalmasın, tamam mı? Tamam. Fatoş. Manım yarasına şu adamı yemeğe çağırsın. Para aldı. Alacak mıyız? Başka seçeneğimiz yok Fatoş. Denize düşen yılana sarılır. Hadi güle güle. Çağırdılar diye. Senin ne işin var? Tarih olacak mı? Onu sen dedin canım, ben demedim. Gerçi telefonu suratıma kapattığınca konuşmayı bitiremedik. Ondan kafan karışmıştır. Kusura bakma, biraz sıkışık bir durumdayım. Ama dayanamadın, geldin değil mi sen de? Gidip bakalım neler yapmış bizimki. Neredeler biliyor musun? Şurada bir görevli var, ona sorabiliriz istersen. Şunu düzelteyim. Ebeveyn gibi gözükmeliyiz.
kolay gelsin. Spor salonu ne tarafta acaba? Sağ kapıdan çıkınca görürsünüz. Tamam, teşekkürler. Hadi Siri, hadi. Aferin. Daha yavaş, daha kontrollü. Aferin, al topu hemen. Geç sırana. Bulut, yerine. Devam edin siz, devam edin çocuklar. Ay bir an 10 yaşıma geri döndüm. Ne yapmıştın 10 yaşına? Arkadaşıma kafa atmıştım. Bulut'un ebeveynlerisiniz herhalde. Evet, merhaba. Ben Ferit Aslan, dayısıyım. Nazlı. Yengesiyim. Memnun oldum. Ben de spor hocası Ekrem. Memnun oldum. Tahir! Tahir! Aşağı gel oğlum. Hakan abin çağırıyor. Tamam usta. Sen bak işin. Abi hoş geldin. Vay! Tahir'im, aslan parçam benim. Hoş gördüm kardeş. Nasılsın, iyi misin? Sağ ol abi. Sen nasılsın? Allah bundan geri koymasın. Çok şükür iyiyiz. Ya Tahir'im, aslında mevzuyu uzatmaya gerek yok. Hani sana demiştim ya, bizim tek derdimiz kendimizi düşmanlarımızdan koruyalım. Bizim öyle şeylerle işimiz olmaz diye. Estağfurullah abi. Yok yok, öyle. Aslında olur biliyor musun? Alası bile olur. Benden bir isteğin olursa seve seve yaparım abi. Senin yapacağın bir şey var Tahir. Benim bir düşmanım var Tahir. Adamı günahım kadar sevmem. Hani fırsat geçse elime herifi bir kaşık suda boğacağım. Ferit Aslan, duydun mu hiç? Öyle gazetelerden filan abi. Hah. Ne yapmak istiyorum biliyor musun Ferit Aslan'a? Şöyle şunun gibi bir şeyle herifin böyle beynini böyle patlatmak istiyorum. Kanı falan her yere aksın. Ya da ne bileyim ya şu kerpetenle ya da penseyle işte dişlerini tek tek çekeyim istiyorum. Bu da mı olmalı? Yaradana sığınıp silahı ağzına vereceğim mermiyi. Kafaya dayayacağım böyle. Bam! Ama işte biz şimdi bunları yapamıyoruz. Neden biliyor musun? Çünkü biz iş adamıyız. Bir sürü adamla görüşüyoruz, ediyoruz, eğiliyoruz. İşte bu yüzden burada devreye sen giriyorsun. Tamam abi. Tahir'im. Tam da senin uzmanlık alanın. Bu Ferit Aslan arabayla seyahat ederken arabanın bir parçasını çıkarmış olalım. Bizi araba takla atsın. Anladım abi. Ya da fren balatasını gevşetelim. Tutmaz lan o fren. Ya da ne olabilir, ne olabilir? Lastiklerinin vidalarını gevşetelim. Yolda giderken fırlayıp gitsin lastik, anladın mı? Tamam abi, sen iste yeter ki takla da attırırım, havaya da uçururum. Aynen öyle, böyle bir şey istiyorum zaten ben de. Yalnız bir şey diyeceğim. Buyur abi. Bizim aramızda kalacak. Kimsenin haberi olmayacak. Bunu bile duymaz abi. Benim gibi değil mi? Anlamadım abi. Abi! Lan sen kimsin lan? Sen Ferit Aslan'la birlik oldun. Benim kuyumu mu kazıyorsun lan? Getir lan. Getir. Abi. Getir. Abi ne olur. Abi. Abi. Lan seni. Gözünüz. Gelsin Ferit abi kurtarsın şimdi seni. Hadi. Abi. Abi ne olur bırak. Ne olur bırakın ben abi. Gözümü seveyim. Olur bırak. Gidin lan gidin. Abi ne olur abi. Al bıraksanız gitsem. Kaybolsam vallahi görmezsiniz bir daha beni. Öyle bir şey yok. Kaybolmak, gitmek yok. Abi, senin o beynini dümdüz ederim. Derinini üzerim lan. Hocam gerçekten çok şaşkınız. Bulut hiç öyle bir çocuk değil aslında. Biliyorum. Bulut ailesini kaybettikten sonra okulda daha da agresifleşti. Ama inanın işi hiç bu raddeye getirmemişti. Belki maç yüzünden girmişlerdir birbirlerine. Bu da hoş değil tabii ama en azından bir açıklaması var. Hayatım. Hocamız maçtan önce başladı dedi ya, duymadın mı? Duydum hayatım, duydum da bazen maç heyecanı öncesinden başlar ya, yani sen bilemeyebilirsin. Devam edin çocuklar, devam edin. Durun dedim mi ben size, hadi. Hadi devam edin, aferin. Kavganın aslında maçta bir alakası yok. Yani onu söyledin, bunu yaptın. İncir çekirdeğini doldurmayacak şeyler. Tamam, teşekkür ederiz hocam. Biz Bulut'a gereken cezayı vereceğiz, hiç şüpheniz olmasın. Evet. Ama ceza vermeden önce karşımıza alıp güzelce konuşacağız. Çocuk hatasını iyice anlamalı. Evet tabii evde konuşuruz ama bu yaştaki çocukların gerekli dersi almaları için somut adımların da önemli olduğunu biliyoruz. Evet biliyoruz. İşte bu yüzden bu konuyu evde masaya yatıracağız. Devam edin çocuklar. Devam, aferin sırayla. Hadi. Aferin. Ben gereğini en iyi şekilde yapacağınızdan eminim. Bulut'a karşı tavrımızı net bir şekilde ortaya koyacağız. Hiç merak etmeyin. Evet.
net bir şekilde ne düşündüğümüzü, yaptığının ne kadar yanlış olduğunu ona öğreteceğiz. Aşkım biz hocayı daha fazla oyalamayalım istersen. İyi günler o zaman size. Buyurun Bulut'u da alabilirsiniz. İyi günler. İyi günler. Bulut, hadi gel. Aferin çocuklar. Hadi devam et. Aferin, aferin. Daha hızlı. Evet. Selam. Selam verdim Demet Hanım. Yapma böyle Allah aşkına Demet ya. Nasıl yapmamı istersin Hakan? Abimi sen öldürtmemişsin gibi mi? Yoksa beni eve hapsetmemişsin gibi mi? Nasıl bir rol yapmamı istersin? Şu halimle yeteri kadar rol yaptığımı düşünüyorum zaten. Mezara girmemişsin gibi yap. Adaletin keskin kılıcı boynunu sıyırmış gibi yap. Selam. Bak Deniz, gel gel. Gel otur, oturuyorduk biz de. Abla, sen iyi misin? Aşkım, iyi misin? Canım, şu mahkeme işi biliyorsun bizi çok sarstı. Hala atlatamadım. Yoksa başka bir şey yok. Gerçekten. O zaman sana güzel bir haber vereyim. Nedir o? Seni aradım ama telefonun kapalıydı. Ben de yüz yüze söylemek istedim. Benden de istedim. Pusulaya geri dönüyorsun. Gerçekten mi Deniz? Evet, gerçekten. Ferit abiyle konuştum. Emir abimin zaten uzun süredir istediği şey buydu. Onun istediğini gerçekleştireceğiz. Sana %5'lik hissene vereceğiz. Çok sevindim. İyi. O zaman ben kaçıyorum. Dikkat et kendine. Deniz. İşte bu. Aşkım baksana söylüyorum, bundan güzel bir haber olamaz. Yeniden oyundayız kızım ya. Gördün mü bak, Ferit Aslan bizi kapıdan kovdu ama biz bacadan girmesini bildik. Vay be. Seni mükafatlandıracağım. Evde sıkıldım biliyorum, seni dışarı çıkaracağım. Biraz hava alalım, tamam mı? Şimdi üzerine bir şeyler giyin. Ben de montumu alayım. Kapıda buluşuyoruz. Okey, bekliyorum seni. Bulutçum, biz
İlk öğrendiğimizde çok şaşırdık. Bizim tanıdığımız Bulut hiç böyle şeyler yapmaz dedik, değil mi Ferit? O yüzden bir de senden dinlemek istiyoruz. Anlatmak ister misin bize? Önce Efecan başlattı. Neyi başlattı Bulut? Efecan hep sınıfa girdiğinde bana omuz atıyordu. Bu dinlattı. Ben de çarptım bir tane. Çarptın bir tane. O ne demek dayıcığım? Hakan'ın işte söyledi. Dedi ki biri seni durmadan gıcık ederse dedi altta kalma. Kiminde yürek var, kiminde de kalp var demişti ya. Bende de yürek var işte, vurdum bir tane. Bulut. Bulut canım. Bak herkesin iki eli iki yumruğu var. Her tepesi atan karşısındakine saldırırsa ne olur? Nasıl çözeriz biz o zaman problemleri? Bana ne? Önce Efecan başlattı, omuz attı, o hak etti. İyi, hak ettiyse sen de temiz bir cezayı hak ettin. Bir hafta televizyon, bilgisayar yok sana. Neden ya? Biraz fazla oldu sanki. Ama cezanı harfiyene yersen düşebilir. Hı hı. Bana ne? Efecan hak etti bir kere, omuz attı. Tam zamanında aldık Hakan'ın yanına. Evet. İnşallah geç kalmamışızdır. Seni restorana mı bırakayım, bizle mi gelmek istersin? Restorana gideyim ben. Tanrım, ne olur bizimle gel. Tamam Bulut'cum, sen hiç merak etme. Restoranda ufacık bir işim var, halledip hemen eve geleceğim. Akşam masal ben anlatacağım sana. Ne oluyor Hakan? Niye geldik biz buraya? Gel, anlatacağım. Buyursunlar. Güzeller güzeli karımın yeteneklerine bir yenisini daha eklemek istiyorum. Her gün spor yapıyorsun, birçok şey, birçok aktivite. Bugün daha değişik bir aktivite yapacağız, tamam mı aşkım seninle? Senin için hazırlattığım hedefi görüyor musun? Sen adama benziyor yani. Onu bununla vurmanı istiyorum senden. Aşkım, sen artık Ferit'in şirketinde tek başınasın. Yani bizim içerideki adamımız olacaksın. Her şeyden haberdar olacaksın. Her şeye hazırlıklı olacaksın. O yüzden bu talimi yapman önemli. Bu silahı kullanabilmek için. Hakan, sen ne dediğinin farkında mısın Allah aşkına? Ne diye ihtiyacım olacak benim silaha? Ferit Aslan'ı öldüreceksin çünkü. Ne? Şapşik. Aşkım şaka ya. Yok yok, öldürme falan yok ya. Allah kullandırtmasın ya, Allah Allah. Eğlenelim diye ya. Elinde görmek istiyorum. Bir hoş tutuş. Bir hoş duruş, bir hoş seda. Anlatabildim mi? Hadi. Şuradaki hedefe atış et. Hadi. Çok basit. Senin yapabileceğine eminim. Hadi bakalım. İstemiyorum Hakan. Şunu elime almak bile geriyor beni. Anlamıyor musun? İstemiyorum. Senden rica ediyorum, şunu al, ateş et. Hadi, bir daha söylemeyeceğim. Sakın silahı bırakma yine. Hadi, vurabilirsin. Yap, ateş et. Hadi. Hadi, 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 hadi. Demetciğim, silahı kontrol etmeyi bırak. Bakma şu silaha, ateş et. Hadi. Hadi. Ateş et Demet, hadi.
sakin ol. Nefesini kontrol et. Sakin ol. Güzel nefes al, rahatla. Ateş etsene kadın! Hadi! Beni sevmiyorsan vur beni. Hadi vur. Vursana beni kadın. Aşkım tebrik ederim var ya, ben senin hedefi şaşırmayacağından emindim kızım. Sen benim kalbime nasıl 12'den vurduysan hedefi de 12'den vurdun ya. Bir insanın eline her şey mi bu kadar yakışır arkadaş? Neden bana böyle saçma sapan şeyler yaptırıyorsun Hakan? Bir tanem ya, aşk olsun, gel buraya. Ya bırak! Koş! Bekir Bey, hoş geldiniz. Bekir Bey, ben teklifinizi kabul etmiyorum. Kutumu açtırmak istiyorum. Ne olur kutumu açar mısınız? Lütfen, kutumu açın. Çocuklar açın. Tahir mi o? Ölmüş mü? Çok güzel ölmüş oğlum bu. Oğlum bu foto nerede lan görünmüyor? Foto! Çektim abi, sıkıntı yok. Her şey yolunda. Ben görünmüyorum değil mi oğlum? Yoksun abi, her şey istediğin gibi. Video? Video da aldım abi. Bekir Bey, şu anda planın ikinci aşamasına geçebiliriz. Şöyle olacak. Bu biraz önce Tahir'i öldüren ve buradan uzaklaşan katilin geride bıraktığı delil. Üzerinde parmak izleri var. Ki Tahir'in bedeninden çıkacak kurşunlar da o silahtan çıktı zaten. O yüzden onu güzelce muhafaza edelim. Suyun sesi çok iyi değil mi ya? İnsanı dinlendiriyor. Gerçekten çok lezzetli her şey. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Şerif Bey, telefonda size bahsettiğim bir konu vardı. Hani borç meselesi. Sizinle eski evli hanım bir tanışıklığımız var. Benim herkese çalışmalarımı biliyorsunuz. Çalıştığım kişileri tanımak, sevmek ve onlara güvenmek isterim. Tabii. Ama Nazlı Hanım'a ben çok güvendim. Eli de pek lezzetli. Teşekkür ederim. O zaman
borç vereceksiniz bize. Vallahi ne zaman isterseniz anlaşmayı yaparız. Zaten öyle atla deveyle bir şey istemiyorsunuz. Hallederiz yani. Yalnız anlaşmanın şartlarını biliyorsunuz. Benden kimseye bahsetmeyeceksiniz. Sonuçta senetle elden para veriyorum size. Bir de en önemlisi ödemelerinizi günü gününe yapmanız şart. Hiç merak etmeyin. Ödemeleriniz günü gününe yapılacak. Tamamdır. Benim çıkmam lazım. Bulut evde yalnız bırakmayın. Sen Şeref Bey'e tatlılarımızdan ikram edersin. Tamam. Şeref Bey çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Görüşmek üzere. Güle güle. Şeref Bey, ne tatlı ikram edeyim size? Ben size bırakıyorum Manemi Hanım. Tamam, hemen geliyor. Zor uyudu bugün nedense. 3 saniye hikaye okudum, neredeyse ben uyuyacaktım. Bana mı yaptın? Teşekkür ederim. Bir dakika, hala sıcak. Nereden bildin tam şu anda ineceğimi? Hissettim. Hissettim. Bulut'un odasının kapısını kapattığında ben de kahvenin düğmesine bastım. Heh, şimdi oldu. Teşekkür ederim, çok iyi geldi. Yorgun görünüyorsun. Hem restoranda yoruluyorsun hem evde. Bulut yoruyor seni. Ah daha neler. Bulut beni yormuyor. Tam tersi yorgunluğumu alıyor. Çok iyi geliyor bana. Sen de ona çok iyi geliyorsun. Çok şanslıyız yanımızda olduğun için. Bulut'u çok seviyorum. O da sevildiğini hissediyor. Birlikte yuvarlanıp gidiyoruz. Farkındayım. Yine öyle bakmaya başladın. Nasıl bakmaya başladın? Sanki kafanda yüzlerce soru işareti varmış gibi. Hep bir şeyler arıyormuş gibi. Görünenin arkasında ne olduğunu hep merak etmişimdir. Görünenin arkasında bir şey yok Ferit. Ne görüyorsan, ne duyuyorsan o kadar. Önümde, arkamda, sağımda, solumda gizli saklı hiçbir şey yok. Nazlı. Su gibisin. Görebilirmişim gibi geliyor bazen. Böyle konuşup utandırma beni. Utanmana gerek yok. Gerçekten çok iyisin. Neredeyse kusursuzsun. Kafandaki kusursuz naz nesil at Ferit. Kimse kusursuz değildir. Hele ben hiç değilim. Ama gerçeği. Bulut mu seslendi? Telefonu aldım.
Aşkım. Ne oldu, hasta mı oldun sen ha? Bakalım ateşin var mı? İyi, o ateşin de yok. Ne var senin? Aşk olsun Demet'ciğim ya. Sana yeni şeyler öğreten kocana böyle mi teşekkür ediyorsun ha? Susarak mı? Dışarı çıkmak istiyorum Hakan. Hava almak istiyorum. Demet'ciğim çıktık ya bugün. Gezdik, hava aldın. Atış talimi bile yaptık. Niçin böyle konuşuyorsun? Kırıcı oluyorsun bak. Öyle değil. Tek başıma çıkmak istiyorum. Onu diyorsun. Bak ona izin veremem. Ben hayatta olduğum sürece sen hiçbir zaman tek başına bir şey yapamazsın. Yalnız kalamazsın. Tamam mı? Biraz uzan dinlen. Bir şeye ihtiyacın olursa da çocuklar kapıda seslenirsin. Ne istiyorsan getirirler. Tamam mı? Oy yerim ben seni. Aşkım benim. Uyuturken az kalsın ben de uyuyacaktım. İyi ki geldiniz. Tabii her şey Asuman'a annecilik yapmak kadar kolay olmuyordur. Sen Bulut'la uğraş, dünya kaç bucakmış gör bakalım. Asuman, ablacığım inan bana sen 10 tane Bulut'a bedelsin tek başına. Hangi rüzgar attı sizi buraya? Asuman'ı eve bırakacaktım da anahtarını unutmuş. Yani eşyalarımı falan topladım, yola çıktık. Sonra aklıma geldi ki ben anahtarımı evde unutmuştum. Seni aradım ama ulaşamadım. Ay yukarıda falan mı bıraktım galiba? Yani umarım öyledir. Vallahi bilemeyeceğim. Sana da Fatoş'a da ulaşamayınca ben de buraya geleyim dedim. Hem seni görmüş olurum, hem eve döndüğümü haber vermiş olurum. Malum bu konuyla çok ilgilisin. Hem de anahtarımı almış olurum diye. Zaten sana artık lazım olmayacak bizim evin anahtarı. Ya bende de oluyor. Yani ara sıra telefonum nerede, ne zaman, ne yapıyor bilmiyorum. Ya bunun adı cep telefonu. Alacaksınız, cebinize koyacaksınız, orada taşıyacaksınız yani. Bu kadar basit. Asmacığım, bizim senin kadar ihtiyacımız olmuyor. Deniz, aç şunu. Ne olur aç ya. Burası mı abla? Burası. Madem, üstü kalsın lütfen. Şimdi ya. Of.
Eve dönmen senin için daha iyi olacak. Güven bana. Yüzünü düşürme öyle. Hem Fatoş çok yalnız kaldı. Hem de Asuman kimse kendi evindeki gibi rahat edemez hiçbir yerde. Yani ben aslında Deniz'in evinde de gayet rahatım ama tabii nereye kadar? Hem biliyor musun? Bana gitar çalmayı da öğretecek. Gitar? E tabii. Senin gibi sabırlı ve çalışkan biri için şahane bir enstrüman. Sen geç tabii dalgana. Ama ben öğrendiğim zaman utanacaksın bu laflarından. Çok isterim. Anlat bakalım. Nereden çıktı bu gitar merakı? Senin gibi yalnız yaşamaya alışmış birisi için evlilik düzenine alışmak zor olmalı. Yok, aslında değişen pek bir şey olmadı. Eskiden de Nazlı ve Bulut'la birlikte yaşıyorduk biliyorsun. Evet. Ama o farklıydı. Yani Nazlı burada çalışıyordu senin için. Şimdi burada yaşıyor. Yani kendi düzenini kurmaya hakkı var. Ayrıca belli değil zaten aranızdaki bu şeyin ne kadar devam edeceği. Evlilik Deniz, evlilik. Bu şey dediğin evlilik. Ayrıca Nazlı kendi haklarını savunabilir. Bu evde çalışırken bile kendi düzenini kurmayı başarmıştı. Evet, haklısın. Sana rağmen. Bazen düşünüyorum da senin gibi takıntılı, kuralcı bir adama göre sen de iyi adapte oldun bu domestik evcilik hallerine. Deniz, biz Nazlı ile evliyiz. Bu düşündüğünün aksine sadece benim değil, ikimizin kararı. Bunu artık aklına sok ve kabullen. Herkes olmak istediği yerde ve olmak istediği kişiyle. Hayır Ferit Aslan, herkes senin olmasını istediğin yerde ve senin olmasını istediğin durumda. Ya aklını getirmiş gibi her saniye bizi takip edeceğine, beni nereden alt edeceğini düşüneceğine kendine başka meşguliyetler bul Deniz. Bizi artık rahat bırak. Aa, ne oldu size böyle kaşla göz arasında ya? Ne yapıyorsunuz siz? Sakin olsanıza biraz. İşi yok ya, konuşuyoruz. Ferit. Abla ne oluyor, iyi misin? Demet, ne işin var burada? Sizi... Hakan'la ilgili çok önemli şeyler anlatacağım. Söylesene, anlatsana, ne oldu? Deniz, çok kötü şeyler oldu ablacığım, çok kötü. Tamam, tamam. Gel, içeri gir, sakinleşelim, oturalım, anlat, tamam mı? Gel. Gel be. Ben sana bir su getireyim. Ya Bekir! Siz beni delirtecek misiniz arkadaş? Ben oraya iki tane adam diktim o kızın başına. Uyuyor mu bu herifler? Abi haklısın ama yenge atlatmış çocukları. Ya nasıl atlatır, nereye gider? Gören eden yok mu Bekir ha? Vallahi sorup soruşturdum. Taksiye binerken görmüşler. Yalnız duraktan değil, nereye gittiğini bilmiyoruz. Yemin ediyorum delireceğim, yemin ediyorum delireceğim. Denize gitmiştir o, denize. Ne yapalım abi? Yenge konuşursa büyük sıkıntı olur. Bekir biliyorum, germe beni, bak zaten delirdim şu anda, kapat. Ben bakacağım bir yoluna yordamına, kapat. Ah Demet, ah!
Demet, biraz daha iyi misin? Daha iyiyim nasılsa. Demet, neler olduğunu söyleyecek misin artık? Abi bir sakinleşsin de, bir sakinleşsin. Söylesene, Hakan'la mı kavga ettiniz? Bir şey mi yaptı Elif sana? Canını mı sıktı? Canını falan mı yaktı? Bak söylesene, ağzını yüzünü kırayım herifin. Söylesene. Hakan arıyor. Açma Deniz, lütfen. Çok merak ediyorum. Deniz, lütfen. Hayır, lütfen. Çok merak ediyorum biraz. Alo, ne var? Deniz'ciğim merhaba, selamlar, iyi akşamlar. Kusura bakma, rahatsız ediyorum. Ablana ulaşamadım da. Senin yanında mı acaba? Ne oldu aranızda? Belli ki senin yanında. Deniz'ciğim neredesiniz? Ablanla konuşmam lazım. Evde misiniz? Ferit abinin evindeyiz. Biz yanındayız. Ve güvende. Merak edilecek bir şey yok. Deniz'ciğim o zaman ablanı bana verir misin? Konuşmam gereken çok önemli bir mevzu var onunla. Lütfen, rica edeceğim. Ne söyleyeceksen söyle Hakan, hadi. Hadi. Deniz'ciğim. Bak bunu sürekli konuşuyoruz. Benim aile içi meselelerim seni ilgilendirmez. Karı koca arasına girilmez. Şimdi rica ediyorum tekrar. Lütfen. Ablanı verir misin bana? Seni istiyor. Çok ısrarlı bir şekilde seni istiyor. Efendim Hakan. İşte bu hayatta duyduğum en güzel ses. Aşkların en güzeli. Nasılsın bir tanem? Demet'ciğim, lütfen şimdi oradakilere hiçbir şey çaktırmadan oradan usulca kalkıp uzaklaşır mısın? Bu arada kendi özel telefonunu da yanına al. Çünkü sana bir özür mesajı gönderdim ben. Ben geliyorum. Bir dakika. Söyleyeceksen söyle, seni dinliyorum. Belli ki henüz kimseye bir şey söylememişsin. Bence de çok mantıklı bir şey yapmışsın. Yani seni tebrik ediyorum, bravo. Akıllı kadınsın mesela. Henüz kimseye bir şey anlatmadım. Ama anlatacağım. O kazayı senin düzenlediğini, Demir'le Zeynep'i senin öldürttüğünü anlatacağım. Aşk olsun aşkım ya. Niçin böyle yapıyorsun Demet? Biz bunları konuştuk seninle. Sen eğer böyle bir şey yaparsan Nazlı'yı bu sahnede ölüme terk ettiğini söylerim demedin mi? Sen konuşursan ben de konuşurum demedim mi ben sana ha? Bak. Umurumda bile değil. Ben iyi bir avukatla kendimi kurtarırım. Ama sen kendini asla kurtaramazsın. Bizler de çürürsün, anladın mı? Ay ya. Aşkım benim, biricik karım ya. Çılgın, çılgın. Bayılıyorum sana kadın ya. Bayılıyorum, çok komiksin. Ya var ya, ben senin bunca yıllık kocanım. Sen beni gram bile tanımamışsın. Kızım, ben çoktan kendimi garantiye aldım. Çoktan. Sen oradaki insanlara, hiç kimseye hiçbir şey söyleyemezsin. Sen neden bahsediyorsun ya? Demet'ciğim bak, sana bir mesaj attım, bir fotoğraf. Ona bir bakar mısın lütfen? Rica edeceğim. Alo. Demet, beni duyuyor musun? Bak,
Aç o fotoğrafı, korkma. Bak bak, bir şey yok. Ne bu şimdi? Neden yolladın bana bu iğrenç fotoğrafı? Kim bu adam? O adam Tahir. Ferit'in benim yanıma köstebek olarak soktuğu adam. Ama o adam artık benim hayat sigortam. Neden biliyor musun? Çünkü herif öldü. Hakkın rahmetine kavuştu sizlere ömür. Peki kim öldürdü duymak ister misin? Sen! Aşkım hani seninle atış talimi yapmaya gitmiştik ya. Ben sana bir hedef göstermiştim hani. Aşkım dedim buraya ateş et diye. Sen de büyük bir hırsla, büyük bir şevkle silahtaki 6-7 mermiyi oraya boşalttın. Büyük bir hırsla, büyük bir ihtirasla. İşte o gün biz o hedefin arkasına Tahir'i yapıştırmıştık. Sen de gittin adamı öldürdün. Sen nasıl yaptın bana bunu? Oo, yanlış. Ben sana hiçbir şey yapmadım. Ne yaptıysan sen yaptın. Katil oldun Demet, katil. Aşkım, artık nur topu gibi bir katilimiz var. Ya. Ha, bu arada şunları da söylemek istiyorum. Tahir'i öldürdüğün silah bende. Çünkü onu saklamam gerekiyor. Üzerinde parmak izim var. Delil sayılır. Bir de Tahir'i çok güzel bir yere gömdüm. Kimse bulamaz. Bir tek ben biliyorum yerini. O yüzden şimdi beni çok iyi dinle Demet. Eğer beni satarsan ben de seni satarım. Eğer beni yakarsan ben de seni yakarım ki çıra gibi yanarsın. Şimdi bu telefonu sakince kapatacaksın. O kalabalığın yanına gideceksin. Hiçbir şey yokmuş gibi konuşacaksın. Güzel bir yalan uyduracağız mesela. Karı koca kavga ettik. Bir sürü şey olmuştu zaten. Hakan da benim yanıma geliyor. Benden özür dileyecek diyeceksin. Anlaşıldı mı canım benim? Hadi bakayım. Seni seviyorum. Öpüyorum. Konuşuyorlar bu kadar çok merak ediyorum. Bilmiyorum. Ama Deniz, annemi de hiç bu halde görmedim. Aralarında çok büyük bir sorun olmalı. Vardır tabii sorunu. Her evlilik sizin kadar mükemmel olacak diye bir şey yok değil mi? Ben gidip bir bakacağım ne konuşuyorlar çok merak ediyorum. Ne konuşuyorlar bu kadar? Deniz, bakacağım yani. Sus şimdi. Abla. Abla. Ne oldu, ne oldu, ne oldu? Ne dedi sana? Ne dedi sana? Demet. Lütfen sakinleşir misin? Al şunu iç. Geldiğinde Hakan'la ilgili bir şey söyleyeceğim demiştim. Bak hepimiz çok merak ediyoruz. Lütfen artık ne olduğunu söyler misin? Gerçekten neler oluyor?